Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Senin bu tatlılığın şaka mı? Aşkım hazır mısın? Lan. Only you. Dışım öyle ama içim böyle. Sen ben o burnunuzu bir kapat. Ne? Ha kapa dedi. Ben kafa anladım. Aşkım özür dilerim yanlış anladım. Aşkım yemin ederim bir... Buna da demezsin tatlısın be. Tatlısın dedik de o kadar da abartmasan mı aşkım hani? Aşkım sen bana dedin ama sen bornozla mı çıkacaksın dersen ben de öyle yaparım. E bornozu çıkartamayacaksın ama o nasıl olacak? Çıkartacağım gayet. Nasıl çıkartacaksın? Bak göstereyim mi? Yok gösterme de nasıl çıkartacağım merak et. Bak böyle çıkıyor aşkım buradan açıyorsun. Aşkım çıkartacağım tabii ki de getirtme yanarım beni yoksa. Oraya. Herkes oraya giyinmiş zaten. Beni oraya getirtme. Getirsene. Ay gelsene. Gelirim vallahi. Gelsene. Geldiğim zaman benim bu gelişim şaka mı dersin sonra? Senin bu hırçınlığın şaka mı? Ay, bu kadar kolay da düşürmen saçma geliyor ama neyse. Ne dedin? Bir şey demedim aşkım boş. Aşkım hadi gel koş. Geleceğim ben sana. Hadi dur. Uyuyacağız. Ninni söyleyeceğim sana. Ama tatlı olmuşsun. Maalesef ki sıcaktan pişeceksin, o bornozu çıkartamayacaksın. Çıkartacağım. Arkadaşlar bu arada genel olarak çok iyi olmuşsunuz. Ay teşekkür ederiz. İnşallah her erkek arkadaşım da size bu şekilde yorum yapar ama çok sanmıyorum. Yüzlerden göründüğü bakıyorsanız. Vallahi ben bekarım. Ben de çıkartacağım. Ben de şu an bekarım herhalde. Uğraşamaz ya, bu ne ya? Cin geliyor. Şu hikayeden daha korkunç bir hikaye olamaz. Bir dakika. Ey ruh, Oğuzhan'ın karaktersiz ruhu. Ya Oğuzhan'ın ruhu geldi. Yemek ister misin abi? Ben kapat. Aşkım göz içe dönüyor.
Ya sen neden böyle hayvan birisin? Gider şey mi bastın? Bir, iki... Ready, go! Bir dakika oğlum, acıdı. Ben bir olay olduğu zaman, sinirlendiğim zaman açmıyorum telefonlarımı mesela. Ya da ilk diyorum ki konuşmak istemiyorum diyorum, kapatıyorum bir daha açmıyorum. Bana dedi ki bunu yapma dedi, bu saygısız, karşıdaki kişiye saygısızlık dedi. Şimdi bana günaydın konuşmak istemiyorum deyip gitti. Aynı şey, aynı mantık. O zaman siz sohbete devam edin. Ben kalkayım. Zahmet olmasın. Otur dediğin kişiye zahmet olmasın deme. Tamam. Otur, üçümüz sohbet edelim dedin. Oturdum, sohbet ettik ismimi geçirdiğin için. Şimdi zahmet olmasın gibi yüksek yukarılardan konuşma. Sana söylenen o kötü ithamlar var ya, rahatsız olduğu Twitter'da falan söylenen. Bunu onayladın sen bu hareketle. Kestirip ben mi açıyorum kestirip? Sen bunu dün ne dedin? Umurunda değilim Nile. Umurunda aynen değilim. Aynen o zaman değilsin. Hayır hayır, öyle bir dünya yok. Bir önceki ilişkin ve bu evin içinde yaşadıkların geliyor. Bunlar var kafamda. Rahatsız ediyor seni farkında. Yani herkesin kafasını kurcalar. Sen benim Türkçemi net bir şekilde... Sıkıntı olsa ben anlar, şey yaparım, sorarım. Oo, senin kafan çok dalgın Ferhat. Fark etme, zaten aslında biz tanışmalarına falan girmeyeceğiz, onun için sıkıntı yok. Burada Kaan'ım oturuyor. Ne fark eder? Kaan'ım oturuyor. Beyza ne fark eder? Tamam, sola oturayım. Hayır, Kaan'ın otursun oraya. Selamünaleyküm. Selam veriyor bir de yani utanmadan. Utanmaz Arlan, pişkin pişkin ya. Uymadığı zaman kıyafetlerimi, mesela bu benim kıyafetime uymadığı zaman bunu da çıkartacağım. Şu an lütfen konuyu uzatmayalım. Lütfen takılarım bir daha hiçbir zaman çıkmayacak aşkım. Hiçbiri çıkmayacak, tamam mı? İnsanlara kendi yaşadıklarımı bildiğim için yaşayan insanlara da yardımcı olmak istiyorum. Çok iyi adamsın Moruk. Hazır olduğunda doğru insan hayatına gelir. Sınav olarak gelir, ödül olarak gelir. Ne olduğunu sen yaşadıktan sonra ya da yaşarken anlarsın. Her şeyime müdahale ediyor. Ben konuşmadığım zaman, yorum yapmadığım zaman niye yüzünü ısırtıyor? Ben bir konu hakkında konuştuğum zaman sana mı kaldı diyor. Gala geçirdin, dün burada değildin. Elin yaralı. Arada bir Zürmeysel'le konuştuğumuz zaman beni... Yani geçmişimdeki ilişkiden sonra böyle bir anlayış, beni anlayan bir insan gördüğüm için çok mutlu olmuştum. Aha. Neden, ne oldu? Yok bir şey. Ne yok bir şey? Aşkım, açık değil ki pijamam. Konuşmak istemiyorum şu anda. Tamam, konuşmayalım. Daha dün konuştuk bunu. Böyle yaptığım zaman bana kızıyordun. Ya bunun nasıl kıskandın? Kuzu var üzerimde ve hiçbir yerde açık değil. Hayır aşkım, birazcık şey ya. Bir gel bakayım, gel bakayım. Hayır gelmiyorum, kızarsın. Hayır öyle kal. Aşkım. Aşkım o ayı var ya. O ayı hep böyle dolaş aşkım, tamam mı? Aşkım ben hep uyandığımda gözlerimin üstü böyle pembe aşkım, pembe. Aşkım dur, kambur olacaksın. Kambur olacaksın. O ayıcıkla aşkım böyle dolan geldi. Altta bu bir problem yoktu, üst biraz sakıncalı gibi. Evet ben gibi. Böyle seçtim. Tamam, o tam altta zaten sıkıntı yoktu. Üstteki o dantel detayları biraz şey oldu sanki, biraz. Tamam. O ayıcık hep böyle sarıl ona. Tamam. Bu orası soğuktur çünkü ayıyı ısıt aşkım, tamam mı? Tamam, sen mi geleceksin ben mi geleyim bugün? Sen öyle gelme aşkım, ben gelirim. Erkeklerimin de yaşamlar pijamayla seni. Ya da biz hepimiz böyle gelelim. Ya ben pijamalarımı unuttum, ben direkt buraya böyle gelmiştim, böyle şey olayım dedim. Yalnız yani böyle... erkekler evinin pijama anlayışıyla kızlar evinin pijama anlayışı arasındaki farklılık. Evet, siz niye böyle giyindiniz? Evet, pijama dediğim evet böyle ya, mi olur? Pijamanız hiçbir şey yok. Arkadaşlar eşofman giyip gelebilirdiniz. Baksana ya. Pijamaya bak, pijamaya. Anne böyle bak. Günaydın. Diloş. Günaydın. Günaydın aşkım. Efendim? Günaydın aşkım dedim. Günaydın aşkım, nasılsın? İyiydim güzelim.
Üstünü gördüm, hoşuma gitti fakat altın hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben altın... bunu giyerken biliyordum böyle bir şey olacağını da. Pijama kalmamıştı. Pijama kalmamıştı hayatım. Ben biraz geç kaldım dışarıdaki durumlarından dolayı. Pijama kavgası yaptık biliyor musunuz siz? Bu vardı yani. O sebeple mi giydin onu? Biz pijama kavgası yaptık. Erko var. Görkem yani gayet kapalı bence. Gayet kapalı mı? Ya kapalı hayatım nesi var? Aşkım altın yok. Ya Allah aşkına nesi yok? Ben burada neler giydim yani? Gayet bence de normal. Çok uzun, gayet de kapalı. Ya kızlar ben sizin ne giydiğinizle ilgilenmiyorum. Sevgilimin ne giydiğiyle ilgileniyorum zaten. Tamam da zaten. O daha kısalarını giydi Görkem. Daha kısa elbiseler giydiği zamanlar vardı yani. Tamam hani elbise. Ben olduğumda giymediği ama için. Ama gecelik olduğu için hani. Ama aşkım çok güzel olmuşsun. Mağara. Tamam, mağara geç kaldığını biliyorum. Aşkım o kadar şey söylüyorsun sonra çok güzel olmuşsun. Yani diyorsun. Sebebini biliyorum. Yani geç kaldığını söyledin. O yüzdense evet. Eğer aşkım tamam sıkıntı yok. Çok güzel olmuşsun her zaman atıyorum gibi. Atıyorum zaten normalde kıyafetimi biliyorsun da evet. Herhalde ben yani böyle müsamaha gösterdikçe daha fazlasını mı isteyeceksin aşkım ben anlayamadım. Fazlasını istemiyorum aşkım. Dikkat ettiğin kadar istiyorum. Tam bir prenses gibi olmuşsun. Keşke altın da uzun olsaydı. Lütfen olsun. Açık giydiğimde gösterdiğin tepkiyi böyle tarzımı değiştirdiğimde de gösterir misin kapalı şeyler giydiğimde de? Göstereceğim güzelim. Peki tamam. Ben senin yanına geleceğim. Birlikte güzelce uyuyacağız tamam mı? Ben sana masal okuyacağım. Tamam mı? Hangi masal? Kırmızı başlı kızı okuyacağım sana. Tamam ayağında da salla. Ayağında da sallayacağım seni. Tamam oranda da uyursun. Oh oranda da uyursun. Ben seni güzelce bebeğim gibi uyutacağım. Bekle beni tamam mı? Tamam. Sen güzel yaramaz kız çocuğu gibi otur bekle beni. neydi bu çocuğun? Kaan. Günaydın canım. Günaydın, ne haber? İyilik, çok güzel olmuşsun. Kırmızı sana çok güzel yakışmış. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel sabah, olmuşsun. Sabah böyle kalksan anında süper olur. Kaan, hayatında vermiş olduğun en doğru karar şu saçları kestirmek olabilir ya. Gerçekten ya. Çok yakışıklısın abi. Teşekkür ederim. Biliyorum canım. Beyza. Ama benim işte. Kıskanma kız. İyi misin, iyi uyudun mu? İyiyim, bayağı iyi uyudum. Şu son yataktan iki gündür o kadar güzel geldin? Uyuyorum ki. Hı? Yataktan kalkıp buraya mı geldin pijamalarla? Biraz öyle oldu gibi sanki. Olsun böyle de çok tatlısın. Kırmızı çok yakışmış değil mi? Evet, Gizem arkadaşım kırmızı bana Kaan, çok yakışmış. Keşke birazcık sen de söylesen. Oh. Anlamadım. Yonta yonta yapacağız seni. Unutu kafana tut. Odun aşkım. Ne anlamadım ki? Birazcık diyor romantizm gerekiyor benim arkadaşıma diyor. Şu güzelim kıza diyor bu kadar diyor odun adam olur mu? Ne oldu yine? Ne yanlış yaptım abi yine ya? Ne? Ne? Ne yanlış yaptım yine? Allah'ım ya. Eve mi geldin? Yonacağız seni de yonacağız. Olacaksın aşkım. Gelecek misin bugün? Zar zor uyuttum zaten yani. Aman canım! Uyandı. Ne oldu? Nereye gitti bunu? Hilal uyanamadın aşkım. Uyandım bazı şeylere. Antenim düşüyor bir tanesi. Onun modeli o yaymış. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyi ben de işte böyle pijamalarımla geldim eve. Evet, ben de... Ya gece yatarken bunları giyiyorum genelde. O yüzden pijama olarak bunu görüyorum. Onları mı giyiyorsun? Bunun dışında. Bu yok. Sıcaklamıyor musun? Ya yani kış ayındayız ya. Kış aylarındayız ha. Ya. Unutmuşum. O yüzden. Geçen sen de bana sormuştun ya dedim ben de sana sorayım. Neyi? Sıcaklamıyor musun diye. Vallahi bakacağız. Sıcaklayacak mıyız, sıcaklamayacak mıyız? İyi gözüküyorsun ya bir enerjin var. Tabii ki. Gizmer bak, fanları bak, arka tarafa bak. Maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın. Herkese. Tamam gel hadi. Günaydın. Aa. Ay ikisi de birbirinden güzel ya. Evet. Bir gün yoktum neler olmuş. Ama ikisi de birbirinden güzel. Günaydın Berke. Günaydın Damla. Bir dakika dur. Duramıyor. Dur. Günaydın. Damla mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Mira? Oo. Wow. Yani. Yok yok. Gerçek adın Miran mı senin? Hayır ya iki tane ismi var diye biliyorum ben yanlış mı? Evet doğru. Hangisini söylemek istersin? Mira.
Mira'yı mı tercih edersin? Evet. Mira değil de Miran gibi birazcık daha. Ya, o zaman sevdiğimiz, bizim töremize sevdiğimiz karşı gelemez. Bir dizide bir karakter vardı Mira diye. Tamam, sen nasıl söylemek istersen öyle söyleyebilirsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Güzel uyuyabildin mi gece ya da bu sabah iyi uyanabildin mi? Çok, hayır hiç uyuyamadım. Pembe pijamalarını çekip gelmişsin. Tatlı olmuş mu? Tatlı olmuş. Dövmelerin de çok güzel. Ya işte dövmeler bozuyor Niye? Pembeyi. Yok. İşte pembe ama böyle dövmeler. Gayet iyi bence. Ben yakıştırdım. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Beyza'nın bakışa bak. Öyle, görüşürüz, konuşuruz bugün. Aynen, konuşalım. Robot izin verirse belki. Vay, vay. Günaydın. Aşkların en güzeli. Nasılsın aşkım? Ne yapıyorsun balım? İyi aşkım, ne yapayım? Niye dün gece geç aradın beni? Vallahi billahi, yeşil yani, çok yakışmış ya. Ay sen hediye almıştın, giydim. Efendim? Sen hediye almıştın, giydim burada. Ben mi hediye almıştım? Evet. Yarısı yalan geri olsa. Geri zekalı, oyunu devam ettirsin. Salak ya. Yarısı yalan olsa şimdi bunun. Ne? Yarısı yalan olsa diyorum, haklılık payım var. Ne düşünüyorsun evet. Dilara'cığım? Kankacığım, Allah sana sabır versin, iki kadın da birbirinden güzel. Ben olsam çok, çok kararsız kalırdım. Bakar mısınız? Hayır, bunlar... zaten bana benzediğini iddia etti ya. Bana benzedim iddia olay. Ettim. Söyledin hayatım. Yani kararsız zaten ben olamazsın zaten. Ayrı bir şey. Olsun, bakacağız. Yani, kavga çıkmasın arkadaşlar. Sen kendinle alakalı ne düşünüyorsun? Oraya ya geçelim. Ya ben gayet iyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Allah daha iyi etsin inşallah. Sağ ol canım. Amin. Ya siz nereye gidiyorsunuz beni almadan? Çocuğum bırak ailen biraz takılsın ya. İzin olur. Ver biraz. Baş gel başa bir kalalım. O zaman ben de gel. Buraya erkek atacağım. Ya. Aaa kız senin yüzünden bu çocuk bu halde. Baba olarak bu sefer izin verdim senin hadi. Senin yüzünden bu çocuk bu halde. Gel kızım gel, edepli ol gel. Yok gelmiyor, geliyor gel. Benimki. Erkolara bine gideceğiz. Geliyor geliyor. Belki bir damat bulur sana. Hadi. Ne oldu, gelemedin mi? Yallah. Gelin mi, bilemedim. Yok gelme. Ne oldu, hallettin kız mi? Kız gel. Zıkkım nereye geliyor? Zıkkım erkolar evine gidiyor. Aynen biraz erkek, ben hep buradayım zaten. Ay. Ya şimdi gerilmişim belli yani, bir de bu durumlardan gerildiğimi falan biliyor. Ha bir de oturdum kanka orada, hani dans bile etmedim ya, dans etti. Ondan sonra kısa, ne olursa olsun kısa, ben hani kendi açımdan ben böyle düşünüyorum. Hani tepkilerimi de saklayamıyorum ister istemez. Yani bir de geldi gördün şimdi. Hani hafif böyle bir rahatlatma gibi de yapabilirdi. Hani beni birazcık hafif de rahatlatabilirdi. Hani tam tersine gidiyor işte. Dedim yani kusura bakmasın, geriliyorum kanka. Şimdi o kendinde açıklık bulmuyor ya. Hı hı. O yüzden hani biz buluyoruz. Hı hı. O kendinde açıklık bulmadığında ona açık olduğuna dair onu vuramıyoruz. Ya böyle şimdi, bir sıkıntımız oluyor. Ya şimdi beni, ben de çok yaşıyorum bu sıkıntıyı. Yani beni de anlayabilir yani az çok yani. Şimdi neden biliyor musun? Hani biliyorsun kanka burada hani her yerde kamera var. Ondan sonra işte ne bileyim, ne olursa olsun kıyafetine göre birazcık dans figürlerini sergilemesi gerektiğini ben birkaç kere ondan hani rica ettim. Hani ben belli gerilmişim orada. Hani ben gerildiğim anda daha az hani gerildi falan filan, hani bir durayım edeyim falan. Onun tam tersini yaptı, tam devam etti. Ondan sonra geldi burada işte böyle rahatlatma adına ya da iş koydu yani bildiğin gitti. Yok sen gelmiyorsan ben gelmiyorum falan. Yani ne bileyim yani, gerildim. Bugün bir gergin uyandı o. Hı hı. Hani geldiğimizden beri gergin, hani sabahtan beri. Hı hı. Bir de daha önce... Hiçbir şey demedim kanka yani. Şey diyor herhalde hani... Konuşarak hani anlaşmaya hı hı. Karar vermişsiniz. Ya şimdi yani tabii ki de konuşarak anlıyor ama... Hani bunun üstüne hani ben öyle düşmüşken, onu dans ederken niye konuşmuyorsun? Ben konuşmak istemiyorum şu anda demek istedim yani. Çünkü hani bir şey demek istemedim. Hani şeyini kırmak istemedim, şevkini kırmak istemedim yani. Mevzu ondan ibaret. O senin o anlık tepkin. Yine oturur konuşuruz. Hı-hı. İçeri girersin. Neden? Bak ben seninle... Bak el hareketlerini falan... Hayır ben seninle güzel konuşuyorum aşkım. Ben seninle güzel konuşuyorum bebeğim. Ne olursun. Çünkü neden biliyor musun? Neyi sinirleniyorum biliyor musun? Sanki ben seninle sert konuşuyormuşum. İmajı yaratma. Ya ne imajı yaratacağım ya? Bana ya, imajı yaratmak falan, bunları mı düşüneceğim ben işte ya? İşte bu. Ben sadece kötü his... İşte sorunumuz bak, bu. Bak bağırma. Bak bu şekilde de hareketler falan da bak, yapma. Bak bebeğim, sorun şu zaten. Ortada bir şey yok, fal yok, yumurta yok.
Ama sen beni yanlış anlıyorsun ve bana öyle davranıyormuşum. Ben şu an sinirli falan değilim. Senin bana o imaları beni sinirlendiriyor. Ben sinirli değilim ya. Ben buraya güzelce konuşmaya geldim. Bak enerjim yok. Ya şimdi ya kanka ben... Birbirinizden çok fazla fedakarlık istediğiniz bir şey görmüyorum. Evet ben. Evet hani evet evet. Senin, ben de bu arada sana katılıyorum. Evet. Açık şeyler giymesin televizyonda. Kanka hayır. Hani ailem, annem de... Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Konuşuyor yani benimle. Hani bana laf düşmez zaten senin yanında. Hı-hı. Biliyorum bunu da, hani farkındayım. Kusura bakma bunun için tekrardan seninle. Ama yani ben, yani sevdiğim kadın olduğunda ve sevgilim olduğu zaman da ben sahiplenirim ve hani böyle rahatsız olduğum durumları tepkimi belli etmek zorundayım. Çünkü tepkimi belli etmezsem hani bu fake bir şey olur. Hani hiçbir şey yokmuş gibi devam edersem de fake bir şey olur. Hani benim rahatsız olduğumu az çok biliyor, anlıyor. Neden rahatsız olup olmayacağımı da anlıyor. Bundan rahatsız olacağımı da az çok tahmin ettiğini biliyorum. Hani o şortla o şekilde giriyorsun, eyvallah. Ondan sonra hani birkaç poz falan verdi. Hani benim bunlardan rahatsız olacağımı biliyor. Anladın mı? Bunun üzerine bunlar devam ettikçe, hani ondan sonra geldik buraya geldikten sonra da hala benim üstüme gizlemeye devam ettikçe ben geriliyorum. Ve hani o anda benim rahatsız olduğumu bildiği halde üstüne işte ne bileyim dans etmeye devam ettikçe, ondan sonra poz vermeye devam ettikçe ben hani o zaman beni önemsemiyor mu, düşünmüyor mu diyorum ister istemez. Seni düşünmüyor değil Oğuz. Ama Nihle'de şu var. Nihle uyum sağlayıcı bir kız. Aynı zamanda da pek hayır demeyen bir kız. Şimdi sana dedim ya biz pijamamız yoktu. Evet, hani evet. Farklı bir semtte kaldı. Diğer evde kaldı pijamalar. Ben eşofman uydurdum atıyorum. Bugün pijama günüydü. O şimdi pijama gününde herkes, bütün kızları gördün zaten. Hani biz erkekler gibi değil, hepsi pijamalarını giymişler. O da pijama şeyinden farklı bir şey giyip de ortalığı bozmak istememiş. Ona da buradan pijama vermişler. Belki birisi kendi giymeyeceği bir şeyi verdi veya belki dolaptan seçti, giydi. O da seçmemiş olabilir ki çok büyük ihtimalle. Çünkü onun kendi pijaması da böyle kısa değil atıyorum, uzundur. Pijama evde de yani yok, uzun pijama giyer. Kareli o pijamalar oluyor ya. Burada da onun mesela muhtemelen verdiler ona, hayır demedi, giydi. İşte dans etme konusuna gelince de dans ederken de onun çok açık olduğunu düşünemem. Girls Night başlasın. Hadi gel. Hadi. Kimin evindeyiz? Kimin evine topla? Dilara seninkine toplanalım da sen bize yemek yaparsın. Aynen. Nihle ne oldu? Bir şey olmadı. Üzme kendini. Gel aşkım, gel, minderini al gel, göğüs night yapacağız. Bu konular aşılır, aman ben aldatılmışım hayatım, sen ona taktın. Bunu gülerek anlatmam. Hira nerede? Ne? Hira nerede? Hira. Ay. Hira! Sattı. Manitası. Aşkım, koş! Ne oldu? Hele kurban! Gel. Haydi gel. Kızlar. Benim bir arkadaşım var. Marketin sevgilisinin ruhuna ulaşabilir. Hemen söyleyin, ayarlıyorum şimdi. Ruhu kalmadı ki. Aşkım ruhsuz. Onların ruhu var da karakteri yok. Aşkım yok, ruhsuz. Ruhsuz. Ne hissiyat bir ruh. Kanka cin çağırak mı? Cin çağırak. Tövbe estağfurullah Beyza. Zaten çok yolunda hayatlarımız. Annem babam gitti, kızlar gelmeden bir işler yapalım. Ev boş mu? Evet, ev boş şu an. Seviyor ama konuşmayı, anladın mı? Seviyor ya. Seni neden rahatsız ediyor mesela bu durum? Çünkü bak geçen de aynısını Murat'la demiştim. Eğer dinlediysen. Murat mesela Hira ile tartışmıştı. Murat mesela konuşacak hali yok, morali bozuk diye. Şey de Beyza da yorum yapıyor arkadan. Hani olur olmaz yorumlar. Hani belki doğru diyordur kendine. Kötü amaçla yapmıyor zaten de. Murat yanlış anlayabilir oradan. Hani laf atsa gereksiz, ben de Murat demem lazım. Murat yapma, ayıp oluyor. Doğru konuş falan filan. Yani anladın mı? Bazı yerlerde geri gitmesi lazım. O yüzden hani sana karşı olsun, Üniversite'ye karşı olsun bir şey demesin dedim. O yüzden... Ama Beyza böyle biri. Kendini aslında bu konuda daha da çok törpüledi. Önceden daha fazla atlıyordu atıyorum bir takım muhabbetlere. İşte onu bir şekilde konuşacağız. Hazar, dün Hazar'la... Seviye abi, o zaten kişiyi, yani kendisi öyle. Onu değiştiremezsin. Pek azaltabilir işte biraz. Hiç konuşmadın mı Muhammed'e? Konuştu. Ne konuştular ki? Ne gösterdiler? Anlamadım ki bir şey. Beş, burada değil mi ki artık? Ne diyor? Kafa başka yere. Nerede? Azaltayım dedi. Ben de dünün sonrasında Uğur Meysal'a ya da iki gün önceki son galadaki olayı şey dedim. Bundan sonra ne istiyorsan şey, dedim. İki hafta Los Angeles dedi. İşte öyle de olmuyor ama. Bir şeyleri baştan çözmek gerekiyor ki. Şimdi sen onun içine atmış oluyorsun. Onun içine atınca bir yerden sonra onu tekrar önüne getireceksin. Orada zaten konuşacağız. Hani hep her gün açmak istemiyorum bu konuyu, anladın mı? Bak gözlemleyeceğim dedim. Öyle bir konu olursa derim sana. Bak şu an bunu demek istedim. İyi yapıyorsun gibilerinden. Hani kısa, aynen. Kısa giymek için. Bakalım ya. Ya Beyza fark edemiyor biraz o konuda.
tanıyorum. Ne oldu lan? Kız mı bekliyordunuz? Tez he? Gittin, tez geldin. Ne oldu? Ya bu... Hizmetçi ettiler iyice bizi. Yok kahve getiriyor. Allah Allah. Garson olduk ya. Ben izin alacağım ya. Aynen. Ben de geliyorum. Serpil. Günaydın. Ben kızlar evine gidebilir miyim? Hem Hire ile de konuşmak istiyorum. Dün bazı yorumlarımı yanlış algıladı. Onu düzeltmek istiyorum. Gönlünü de almak istiyorum. Çünkü seviyorum kendisini, değer veriyorum. Murat'ı da seviyorum. Benim yüzümden araları açılmasın veya benim yüzümden benle Murat'ın arası açılmasın. Ki açılacağını düşünmüyorum zaten de. Olayı birazcık düzeltmek, toparlamak istiyorum. İzin verirsen gidebilir miyim? Aşkım, bu arada aşkım, dün Berk'e bağlandık. Dün Berk'e bağlandık. Berk dedi ki, Oğuzhan şey söylemiş. Zaten Rümeysa bana yazdı. İşte Rümeysa'yla devam ederim. Ama Dilara'yla çok fazla tutuluyoruz. Ne ses geldi? Şimdi hatırladım, az önce baktım. Oğuzhan, Rümeysa demiş ki kendi gitmeni şey yapmak... isteme. Hani elenmek isteme. Evet. Oğuzhan'a mı demiş? Oğuzhan Rümeysa'ya demiş. Var mı kardeşim? Sakın eleme kendini, evde yaşayalım. SS'ler geldi. Sürekli zaten yaşıyorlar. Sizin aranızda şey yani vardı. Yani kafasına koymuş. Bu zamana kadar o Rümeysa o kadar çırpınıyordu da Oğuzhan niye hiç yüz vermiyordu? Nemin oldum. İşte. Sonradan baktı Hazar geldi. Evet, kıskançlıktan kullanmaya başladı. Bu arada Hazar geldiği gün ekrana dansları yansıdı. Ben erkeklere evindeydim. Oğuzhan kıpkırmızı oldu. Dışarı çıktı. Hazar'la Rümeysa geldiği an burada oturdular. Erkekler evinde şu koltukta oturdular. Oğuzhan birden ortadan kayboldu. Adat adam. Gitmeyeyim mi? Beni duydun mu acaba? Yoksa başa mı konuşuyorum? Şu kırmızı odada bir Buse'yi görebilir miyim, ne yapıyor? Çok merak ettim. Ben siz ne yapıyor merak ettim kırmızı odada. Ben deneyeyim mi daha? Kısa geç. Kim var kanki? Ha? Kızlar evine Beyza Hanım'la gidebilir miyim? Buse var. Tek başına oturuyor. Tek başına oturuyor. Dert mi yanıyor? Kahve istiyormuş. Cevap yok. Cevap yok olduğuna göre. Benim aşkım ne yapıyormuş kırmızı odada bir görebilir miyim? Benim aşkım toz duman. 5 lira kimin? Haber bize. Ferhat'ın kanki. Ferhat'tan da anca 5 lira çıkar zaten inşallah. Aa, Ferhat da buradaymış. Ferhat'ın da şey olmuş. Ferhat bu aralar cinnet geçirip duruyor. Ben robot. Ona çok laf atmıyorum. Robot. Robotcuğum. Kardon robot. Be hadi kalk bir şeyler yapalım. Hoplayalım, zıplayalım, çatlayalım. Benim aşkım kırmızı odada kahve bekliyormuş. Beni de buraya hizmetçi gibi gönderdi. Dedi ki bir kahve al gel beni uyandır. Ben bir koşup gideyim mi kırmızı odaya? Kahveler de hazır bak. Tütüyor. Gideyim mi? Sen cansın ya. Siz izin almayı... Keşke bana da böyle cevap verse. Siz izin almayı bilmiyorsunuz babuş. Keşke bana da böyle cevap verse. Bari hayır dese de o da bir cevap. Anlıyor musun? Hiç cevap vermiyor abi. O izin vermiyorsa Anastasya'ya git. Gitmeyeceğim, inat ettim şu an. Sen kırmızı odaya gel. Bensiz. Ben birazcık uyumak istemiştim. Kalk hadi aşkım kalk. Baksana uykun açılsın diye kahve de getirdim. Kalk kalk kalk. Ya canım aşkım yo, be canım bir tanem be. Ya gerçekten mi? Yoksa benim sevdiğim gibi mi? Asam bunu. Bence de. İyi uyudun mu? Senin bornozunu yiyeyim. Neden öyle dedin? Vallahi bornozunu yiyeyim ya. Yemek ister misin aşkım? Ben kapat. Aşkım çok sıcak oluyor.
Ya sen neden böyle hayvan birisin? Giderceğimi bozdun. Bir şey soracağım. Yeni uyanır uyanmaz böyle makyaj mı yapıyorsun? Makyajsızım gayet. Saçında böyle bir maşalanmış falan. Hayır, benim dağılmış saçım. Ben dünkü saçım bu. Ne maşa falan yok yani. Ay geceden kalma böyle mi saçım? Ya sen hep geceden kalacaksın o zaman. Evet, ben hep böyle kalacak. Ne yaptın gece, anlatmışsın. Kız kıza çıkmışsınız. Bazen korkuyorum senden. Ne yapacağım? Ne yapacağım belli olmuyor. Tepkilerin beni şaşırtıyor bak. Şaşırtıyor. Neden aşkım? Korkuyorum, bilmiyorum, beni düzelt. Anlat, kız kıza gitmişsiniz dışarılara falan. Evet, gittik. Tıs 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 eğlendik. Nancı anam da. Sonra biraz fazla kaçırmışım. İşte sonra eve geldim. Böyle üstüm başımla uyuyakalmışım yani. Tek pijamalarımı giydim. Zaten her halimle güzelim, her öğün, her saat. İşte uykudan böyle uyanıyorum. Öyle yani. Sonra bir baktım, aa sen gelmişsin. Terklerin de güzelmiş. Çocuktun, tam çocuk olmuşsun aşkım. Ne alaka? Karakter olarak böyle. Nasıl yani, kadın olmamış mı? Nasıl yani? Sana çocukluk daha çok yakışıyor bence. Şu şeklin çok iyi. Aşkım ne kadar garip ya. Resmen Ezel dizisinin oyuncusu gibi hissediyorum. Unutulmayacak. Gözümüzü gördüm. Unutulmayacak, evet. Torunlarıma bile mahcup. Reziller. Bana bir de diyor ki kariyerini... Yine gelmediler. Kariyerini bitirecek SS'ler. Sen kendi kariyerini alın, bitirdin ki. Ne aynen. Zaman geldiler? Cin geliyor. Şu hikayeden daha korkunç bir hikaye bir olamaz. Bir dakika. Kasırga etkisi. Bağlanıyorum ruha. Ey ruh! Oğuzhan'ın karaktersiz ruhu. Ya Oğuzhan ruhu geldi. Korkutucu. Oğuzhan ruhu da bitmiş. Ruha. Ay çok korktum. Ne yapıyorsunuz? Beyza. Allah kahretsin. O tarafta gel. Kalp krizi geçiriyorum şu an. Çıkar. Sefa'yla bir olduk Beyza. Ya. Hadi korktunuz gelin mu? Ruh çağırıyor. Siz ama pijamanız var mı? Ha işte pijama görmüyor mu? Pijamam işte, ben böyle yapıyorum. Komik. Ay ne tatlış olmuşsun. Gel aşağı. Sen ne tatlış olmuşsun. Ne tatlış olmuşsun. Gel buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Beyza'nın yanında oturduğum için korkuyorum. Gel. Evet. Aynı yapacağız. İster misin hayatım? Oğlum mikrofonum falan her şeyim çıkmış. Bir şey söyleyeceğim. Görkem'in ses kalın ya. Önden Görkem var. Ormandan alt. Ben dedim ki ne oluyor? Bir de tam oraya gelmesi. Görkem çok korku filmi izliyor, anlatsın bize bir hikaye. Korkunç hikaye. Bir gün bir sahada. Tövbe estağfurullah. Yani binlerce kişi arasından seçildik geldik. Çok değerli şeyler, güzel anılar biriktiriyoruz. Olduğumuz anın tadını çıkarmaya çalışırsak. O doğrudur. Olduğumuz anın farkına varırsak. Daha mutlu oluruz. O yüzden buradaki olaylara çok fazla takılmamak lazım. Motive, full motive. Çok güzel konuştun, şair gibi. Teşekkür ederim. Nazım Hikmet. Yüksek lisansımı psikoloji üzerine yaptım ben. Deli psikolojisi mi? Evet. Delisin zaten sen oğlum. Yok, gerçekten psikolojiye karşı bir merakım var bu arada. Belli oluyor zaten, frekanslar uyuyor zaten. Benim de öyle. Vallahi. Psikoloji üzerine okurum da yani, severim de. Benim üzerine bir şey okusana bir. Senin üzerine bir... Bir kitap beni bu arkadaşlar müşteri, burası da kitaphane, tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar beni seçmiş, düğmeye basıyor, kitabı özetle diyorlar sana, sen bir robotsun. Hı hı. Hadi özetle beni, ben bir kitabım. Ferhat bir kitap, özetle beni. Kanka, şimdi bir şey söyleyecektim. Ufaktan bir özetle, 3-5 şeyle özetlesene bir, ne olacak? Hadi bırak kütüphane düşün, tamam mı? Tamam. Sen müşterisin, gel içeriye sana zahmet, kalk ayağa. Dur oğlum, adamlar kalır mı? Ben geldim, sen kalktım, oturdum buraya. Sen ve... şimdi bakıyorsun, burada kitap var. Bana ya, geliyorsun. Bu kitap neyi anlatıyor? Bat. Bu kitap neyi anlatıyor? Bu özellikle bu kitabın karakteri, boylu poslu, çok güçlü bir adam. Ama içinde
çok minnoş kalpli, güzel bir ruh mu yatıyor denilir, bir özellik mi denilir, bir karakter mi yatıyor diyelim, bir şey diyelim. Seni aslında bir kitapta bir karaktere çok benzettim. Hangisi? Ama şimdi burada söylemeyeceğim. Okey. Çok merak ettim, bana onu söylemen lazım şurada. Aynen. Okuyunca belki şey yaparsın. Kötü anlamda değil yani. Saflık, temizlik anlamında. Çok yaşa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Rabbim uzun ömürler versin, sağlıklı sıhhatli inşallah. Amin. Hadi anlat bakayım ne yaptın. Aman tanrım. Öyle cilveli değil, Amerikan dublajı dedim ben. Aman tanrım. Bu ne kadar güzel bir kahve böyle. Sanırım insan sevdiğinin elinden içtiği her şeyi çok seviyor. Tıpkı benim sevdiğim gibi. Ama sevdiğiniz eğer bir öküzse... ona hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Çünkü konuyu. Gördüğünüz gibi bana kendisi sallama. Tam bir mağara adamı gibi. Canın cehennemi. Evet, lanet olsun. Senden nefret ediyorum bazen. Ben seni izlemenin tadını çıkarmasını diyorum. Konuş. Hayır, konuşmayacak işte. Konuş, konuş. Hayır, bu kadar. Ya şimdi konuşur musun? Tek Allah. Taraflı mı konuşayım mal ben gibi? Ben bilmiyorum ki. Bilsem ben zaten tamam yaparım. Tamam da diyalog yap olsun. Yani bu tamam, şey ben cevap vereyim sana. Ama dublajcı veremem. Yapmaya çalışırım. Çalışırım. Tamam. Tek taraflı şey mi oldu? Tamam lanet olası. Hadi başla. Konuş. Olur. Emrin olur. Seni pis derdim ama diyemem. Konuş. Konuş demekle olmuyor. Bana bir şeyler söylemen lazım. Tek taraflı nasıl konuşayım? Beni gerçekten çok yoruyorsun ha Tanrı aşkına. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Allah'ım. Ne var? Dün akşamı anlat işte aşkım mesela. Dün akşam yaptıklarınızı anlat. Aa, dün akşam... Hay Allah, çok da hatırlamıyorum. Biraz fazla kaçırmışız kızlarla. Beni aradığın şeyi anlat o gece kaçırdıktan sonra. Bana söylediklerinden bahsedin. Onlar biraz özele giriyor. Ama hatırladığım şey senin ne kadar istediğim ve şu an keşke yanımda olsaydın bebeğim dedi. Evet, seni çok yanımda istedim. Ah Tanrım. O kadar güzel bir geceydi ki seninle daha da güzelleşebilirdi. Ama bu lanet yasaklar yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Tanrım. Gülüyorum ama sinirden. Fark ettim. Evet. Hadi. Nasıl, böyle mi yapacağız? Hayır şöyle. Hadi. Hepimiz parmağımızı evet, koyacağız. Hadi. Gelin ama aşk olan. Çok güzel. Böyle uzatalım, uzatalım. Enerjimizi yollayalım. Tabii. Yolla, yolla. Gel. Hadi. Gel. Tamam, uzattık. Ruh gelmez. Ruh bu sesle, bu sesle gelmez. Beyza. Sırasına deneyim. Ey ruh, hadi aşkım gel. Ruh bu kadar kalabalık içine gelmez ki, kameraları biliyordur. Şu ekipten korkar bence de gelmez. Tamam, hepimiz gözlerimizi bir kapatabilir miyiz aşkolar? Parmağınızı da çekmeyin. Tamam, ruhumuz uzak. Ya uzak. Gel. Geldi. Aa, geldi. Şu ışıklar birden bir kapansın. Ay bir de yağmur efekti verin. Ey ruh. Ya. Geldiysen kocanızı odaya çağır. Gel. Görkem. Geldiysen Görkem. Bize bir işaret ver. Eyru hadi gel. Eyru. Neredesin? Hadi gel. Eyru. Gel bakayım sen. İlerideki kocamın ruhu. Bana bir görünsene. Tövbe yarabbim ya. Eyru. Geldiysen Görkem. Bize bir işaret gönder. Bu arada hiç hayatını cin gören var mı? Üç harfli gören var mı? Dilara'yı duydunuz mu? Sen de hayatta hiç görmedim. Galiba üç harfli gördüm. Geçen oturduk kafede de geldi. Oturduk bir sohbet ettik. Kahveleri de bana öder. Biz gördük ya bu arada. Sen de seni seviyorum. Modern. Aa evet. Hepimiz şahit olduk ya. Anlat hadi nasıl gördün? Gelmiyor, uğramıyor, sevmedi bizi. Aşkım, ben size bir korku hikayesi anlatayım. Gelmemiş lazım. Dur, bir dur. İdare için görsem. Niye sadece benim parmağım kaldı burada? Üçüncü görsün. Üç harf. Ben yaşamıyorum. Aha, size iyi geldim. Bırak o sallanırsa geldim. Kız kardeşim kılığına girip bir anda uyanınca tabii öyle gece. Tabii zaten şey olmaz. Kız kardeşim de gördüm biliyor musunuz? Harbi gördüm ama şaka değildi bunun.
Bu arada onu gidip orada yakalasaydım istediğimi yaptırabiliyormuş. Aşkım ben bir de cin gördüğümde gördüysem bir de mezarlıkta şey yaptırabiliyormuşum. Karabasan değil mi? Evde de bilirlerdi. Bir ara karabasan bana çok basıyordu. Ay çok kötüydü. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle, öyle mi söylemek istedim şu anda? Hayır, biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla, anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Sıksana kendini. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım, iyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak. Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tane benim. İyi ki varsın. Ya. Ya. Hayır. Sen ben misin? Pardon. Ben sen olmam zaten. Hadi. Hep. Yapma. Gel. Niye Murat? Gel. Sen ben olamazsın canım. Hiç uğraşma. Senin zaten türünün son örneğisin. Yatsana. Yatacağım dur. Biraz aşağı kuru kal. Öp diyor ya. Hayırdır oğlum, sen ben mi olmaya çalışıyorsun ha? Olabilir misin? Ha ha ha. Şu çocuk yapma aşkım. Deme aşkım öyle. Tamam oğlum mu demiyorum. Bira. Böyle şakalarda şu an şey hoş kalmıyor. Allah'ım mikrofonu mu kapatıyorsun canım? Aşkım dün akşam çok ısrar ettin ama ben zaten dedim sana yok olmaz diye. Ne olmaz? Dedin ya dün akşam yok aşkım ayıp oldu bir ayağını giyeyim ama çok ısrar ettin ama ben de zaten hayır dedim. O geçti dedim yani. Tabii. Baş. Tabii. Ben çok istedim. Evet. Ben çok istedim. Sen hiç istemedin. Evet aşkım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun kanka? Şu an evde hiç tanımak istediğin biri yok mu? Mesela yeni bir aday geldi. Berke gelmiş olabilir. Şimdi ama... mesela Damla gelse buraya. Otursak konuşmaz mısın? Ya konuşurum. Konuşmam değil. Abi Damla lütfen buraya çağırın. Buraya gelsin. Lütfen bu çocuğun yüzü gülsün ya. Kesinlikle. Yemin ediyorum yüzü gülsün. Ya yüzüm şeyden hani şiple alakalı değil. Şu anda birazcık kafama Oğuz'la Nihil'e takıldı. Nihil'e de görüşeceğim zaten. Sen bir şey mi söylemiştin? Sen mi söylemiştin? Birine geldiyse ben onunla olamam gibisinden mi? Çünkü hani evet. O birine geldi diye. Sen mi söylemiştin ben ona? Ben de söylemiştim ama ben biraz ona değişik bakıyorum. Ya öyle düşünmemek lazım. Sen ona takılır mısın mesela? Şimdi Damla... Batuhan'a geldi. Olmadı. Sen tanımak ister misin? Düşünür müsün? Ya o zaten Batuhan'a gelmişti. Aklı hala onda olabilir mi? Diye düşünür müsün? Tanımak ister misin yoksa? Yani net konuşayım bu konuda. Şimdi buraya bir kadın aday geldi ve direkt biri için geldiğini söylediğinde açıkçası ben sonrasında hani onunla tanışırken de hep böyle ya acaba şimdi bir samimiyet var mı? Yoksa onunla olmadı da... Olmadı diye mi? İşte burada... Sözü kesiyorum ya. Yani boş kaldı da böyle o yüzden değil mi konuşuyor? Ben de bunu bir tek kanka. Ben mi düşünüyorum? Ben de öyle. Seni fark etmez değil mi? Burada bu tarz düşünceler çok oluyor. Yani... Bir yandan sonra gerçeklik algını ciddi anlamda kaybediyorsun. Hı-hı. Ama önünü de kesmemek lazım. Yani bu sadece bir varsayım. Abi bir şey demek istiyorum. Çünkü gerçekler bir şekilde gün yüzüne çıkıyor yani. Geçen galada da gördüğümüz gibi.
Seni hadi daha gidelim. Rahat dövebilmek için. Al kırdın kırdın. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. Biraz uyuyalım. Sen şimdi geceden... Beni kaldırın. Kaldırayım tabii. Gel aşkım benim. Ups. Ups. Teşekkürmiş. Çok centilmensin. Bornozumu da aldım ve gidiyorum. Bu bornoz değil ayrıca sabahlık. Sabahlık? Evet, sabah uyanınca. Ben genelde bornoz olarak kullanıyorum onu ama bilmiyorum. Bornoz yani. Olarak kullanamaz çünkü suya emme özelliği yok. Sana yapmadın mı? Çok iyi oldun. Böyle yaptım. Hemen de kadına şiddet veriyor. Hadi düşürme hadi yeter. Bırak şimdi yani Allah. Bitti artık. Bu ne lan iyi değil mi? Yok önüme dur. Kırsallığa döndük. Yok kahve. Yallah. Bizim evin orada bir mezarlık var tamam mı? O mezarlığa da sürekli biz manzaraya bakmaya gidiyoruz. Mezarlığın tam ortasında o kadar güzel böyle manzara var ki. Geceleri canımız sıkılıyor manzarayı izlemeye gidiyoruz tamam mı? Benim ay yeter oğlum, sen de geleceksen gel yani. Evet. Benzer. Neyse kanka bu arada bu gerçek şaka yapmıyor. Bütün erkekler canlı naz yapıyor. Beni dinleyin be. Yeter. Önemli bir şey. Ha, söyle. Evet. Neyse kanka kız arkadaşımla erkek arkadaşı kavga etmiş. Ben de dedim ki bunlar nerededir nerededir. Dedim kesin mezarlığa gitmişlerdir. Niye fantezileri mi var ya? Arkadaşlar neler oluyor ya? Kimse olmuyor ya gece mezarlıkta işte. Orada takılıyor zannettim. Orada. Anlatsana komediyi de geldi. Neyse aşkım kız arkadaşımla sevgilisini sırtlarından gördüm. Yanımda da bir kız arkadaşım var. Hiç sevmem kendisini. Daha hala arkadaşız ama neyse. Kendini buradan anlıyorsundur kim olduğunu. Ona dedim ki ya Gamze Gamze dedim bir baksana dedim işte şu arkadaşımla şu arkadaşım dedim ama sırtlarından görüyorum. Bak yemin ederim ne yapıyorsun aşkım? Ne başka bir şey diyeyim. Sonra ondan sonra Gamze baktı dedi ki orada kimse yok. O arada tekrar bir baktım. Sonra kofarlarını bir çevirdiler. Allah belamı versin. Yemin ederim bayılmışım orada. Beni eve götürmüşler. Ama, ama onlar değillermiş. Ve onu orada yaşayan benimle iki kişi daha vardı. Bayılmışım kötü olduğum yere. Ay çok kötüydü ya. Ben böyle şeyleri yani çok yemin ederim bak Kur'an'a el basayım lan. Görken de anlatıyor bazen böyle şeyler. Aşkım. Böyle şeyli şeyler mi? Gerçekten. Size bir gerçek olay anlatayım mı? Gerçekten evet. Pijama partisi anlatayım. Her şey psikolojik bence. Size gerçekten. Ben size bir gerçek olay anlatayım. Değil ya. Bak bizden birinin arasına ya da biriniz buraya Hira gel yanıma. Hira İlayda'nın yanına geç ben de Berke'nin yanına geçeyim. Gel bravo. Tamam. Ben size şimdi gerçek bir şey anlatacağım. Çünkü yaşayan kişi benim. Damla, sen de korku hikayesi anlat. Dumak oldu. Şimdi arkadaşlar. Kadar fazla kaçtı. Yok mu yastık? Şu büyük yastığı alsana. Damla. Bir de yüzük bakalım. Samsunluyum ya ben. Evet. İşte yüzünü verin yüzünü. Uzun uzun kapını kaldı. Samsun'un var damla. Hilal bak. Hilal bak. Çok güzel oralar. Evet, anlatıyorum. Hilal. Şimdi Samsun'da bizim bir çok büyük bir tarla var. Tarlanın bir tüneli varmış. O tünelini babam daha iyi bilmiyor. Sadece bilenler dedem ve amcamlar. Ve şöyle bir dedikodu dönüyor geliyor. Bizim o tarlada bir hazine varmış. İşte her neyse. Babam da hep şey böyle şeyleri merak eder böyle. İşte gidelim kazıyalım. Bir de böyle işlerde bir hacı hoca işleri falan da oluyor. Belki duymuşsunuzdur. Evet şey oldu. Evet imam olması lazım. Üzerinde bir şey olsun. Koruyorlar. Aynen. Evet. Sonrasında. Üç tane anımız var öyle. Dedik ki hadi gidelim ben de böyle şeyleri ben de meraklıyım babam gibi. Ben o zamanlarda 17 ya da 18 yaşındayım. İşte gittik adam ilk defa hayatta Samsun'a gelmiş ben Samsun Alaçanlıyım. İlk defa bizim tarlaya geldi yani. Adam dediği şey şöyle dörtgen ya tarla böyle dikdörtgen ya. Tarlanın dedi tüneli var dedi bir girişi var bir de çıkışı var dedi. Giriş kısmı da dedi burası dedi. Dedemler amcamlar şok oldu böyle. Kanka bizim tarlanın bir tüneli varmış bir giriş bir de bir çıkışı varmış. Sonrasında biz hoca ile beraber gittik. Bir de o altın makineleri var ya. Evet. Sadece evet. Altını ötüyor. Metaleymiş, bakırıymış, çiviymiş ötmüyor. Sadece altın. İşte biz makineyi aldık gittik. Hoca da vardı. Sonrasında adam, hocadan bahsediyorum. İlk defa Samsun'a, Alaçam'a bizim tarlaya geldi düşün. Yani o tünelin başını, sonunu, çıkışını falan filan babam daha bilmiyor. Sadece amcamlar ve dedemler biliyor. Olaya bak şimdi. Hoca geldi, tarlaya işte girdik böyle yaptı. Bu tarlanın dedi tüneli var dedi. İşte tünelin dedi başı dedi girişi dedi burası. Son dedi orası yaptı. Herkes böyle şok. Nereden ben de bilmiyorum babam da bilmiyor. Amcamlar dedemler biliyor işte.
Sonra böyle yaptı. Makineyi dedi, şurayı doğru dedi, tutar mısın yaptı. Çok büyük bizim tarla. Gezdi, 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 gezdi. Makineyi dedi, şurayı tut dedi. Size yemin ederim. Makine orayı tuttu, makine öpmeye başladı. Allah Allah. Düğmesi var onun, düğmesi. Yok. Sonrasında ki... Kesin ip var. Makineyi dedi, şuraya dedi, ilerlet dedi. İlerlettik, makine ötüyor. Sonra ben makineyi aldım, her yere doğru şey yaptım. Ötmüyor, hocanın dediği yerlere ötüyor. Sonra ben dedim ki, ya bu kadar tesadüf olabilir mi bilmem ne falan filan diye. O tarlanın bir de yan tarafları var böyle, başka tarlalar falan filan var. İşte bir de böyle traktörle böyle bir şeyler biçiyorlar ya. İşte komşu gibi bir tane adam normal traktörü almış, yan tarlada bir şeyler biçiyor böyle. Bir de oralarda... Bravo Hanım. Gelin gelin. Belki Hanım bir pijama ile bile bu kadar şık olabilir misiniz? Ya yemin ederim. Versene. Bizim senin içeriklerinize bak. Sonrasında bir de o köylü yerlerde, kasabalı yerlerde böyle şeylerde ihbar falan oluyormuş. Böyle ihbar şeylerde direkt cezası var. Tam seni ihbar edecektim kameraya şimdi. Büyük bir kesim cezası var. Sonrasında amcam dedi ki hani bence dedi biz dedi akşam gelelim hani ışıklı mışıklı hani öyle bir şeyler yapalım dedi, kazalım dedi, o gömüyü dedi çıkartalım dedi. Yoksa burada dedi şikayet ederler dedi. Hoca böyle yaptı. Ben şimdi hemen dedi hallediyorum dedi. Sonra hoca gitti bir şeyler okudu. O traktörlü adam 2 dakika içerisinde tarladan çıktı gitti. Allah Allah. Yemin ederim böyle bir şey olmaz. Sonrasında biz dedik ki o zaman işte gelelim şu gün kazalım, çıkalım, çıkaralım o hazineyi vesaire falan. Sonrasında hoca böyle yaptı işte. Hoca alıp gitmiş olmasın? Yok dedi ki biz dedi onu dedi, şu anda dokunamayız dedi. Bunu dedi koruyanlar var dedi. Evet. Bir de onlar dedi şu an dedi bunlar sinirli olanlar dedi. Evet sinirli olanlar var. Aa gel bu çok fena. Hocamınkilerle şey, arkadaş evet, olamıyorlarmış. Tecrübe eden var. Benim arkadaşım da böyle görmüşlüğünüz var. Benim şöyle ben kaç yaşındaydım Öykü Hanım? Göcek'te çok var. 13 yaşındaydım. İşte Karabasan dedikleri isim vermiyor. Karabasan'ı hep görüyoruz. Ya. O evet. O, ben ama ben 3 yıl boyunca ablam başka yapmış. Bir şey bence. Hep oğlum, geliyorlardı. İşte bak bir şey falan yazdılar. Hacı Hoca'ya falan beni götürdüler. Benim var çok ben meraklıydım bu arada eskiden. Hani İlayda'ya da anlatıyorum bu görüntülü konuşmamızda. Benim ilkokulumun altında laboratuvarda depremde kız ölmüş bir tane. Biz de ilkokuldan itibaren teneffüslerde gidip cin çağırıyorduk. Kızın ruhu gelsin diye. Çağırdılar diye. Yo aslında tam tersi hani eğer mi? Çağır öyle derseniz onlar gocun. Tam tersi Allah cin Allah demeniz Allah lazım. Öykü evet. O yüzden biz bir denedik, iki denedik. Ondan sonra araştırdık birazcık. Yani kızın eşyası olması lazımmış. Zaten laboratuvara gitti kızın önlüğü vardı. Öldüğü için önlüğünü aldık. Onunla başladık birkaç kere denemeye. Ondan sonra tam denerken gene deprem oldu. Oha. Ondan sonra ama sadece bize olmuş deprem. Okula olmamış. Evet. Allah. Abi gidelim hep beraber biz ya. Biz geldik işte yok, bağırıyoruz o zaman ilkokulda. Zaten çocuğumuz. Biraz oturacağız kritikte. İşte hepimiz böyle pozisyon geçip sanki korunacağız böyle geçince. O zaman öyle biliyoruz tabii. Ondan sonra bir geldi görevli. İşte siz ne yapıyorsunuz burada? Bir kalktık güvenlik de yokmuş. Güvenliği de biz görmüşüz yalanda. Ondan sonra ben size anlatıyor yani derdini. Tabii ondan sonra beden şey öğretmenimiz geldi. İşte diyoruz işte güvenlik güvenlik. Güvenlik kılına girmiş aslında o kız. Gelmiş bizimle iletişime geçmiş. İşte buradan gidin işte burası benim yerim diye. Biz de bir daha hayatta oraya gitmedik. Bizden sonra ben 5 yıl sonra okuluma gittim ilkokula. Tamamen altımız kapanmış. İniş yok yani laboratuvar falan yok. Ya ben diyorum Öykü Hanım çocuklar ya öyle sanmışlardır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Niye olmasın olabilir ki? Ya. Bence ya, olabilir bu arada. Niye olmasın ki? Evet. Yani şey biliyorum ya mesela şehit ziyaret ettiğini gerçekten biliyorum yani. Bunu yaşayan evet. Etrafımda insanlar var. Yani ona yemek koymalar şeyler onlar bunlar. Bizim de eskiden var yani. Evet. Neden köyde olmasın? Ahşap bir ev vardı anneannemleri. Bahçe içinde böyle çok sık gitmiyorduk ama ne zaman gitsek oraya bir hafta kalıyorduk böyle. Ne oldu şu an anladım ki? Önündeki gece böyle kupkuru olurdu. Sabah kalktığımızda lavabonun önü hep ıslak olurdu. O evin altında yatır var derlerdi bizim. Abdest mi almaya geliyor artık bir şey mi ben mi anlamadım ama hep öyle derdi anneannemler yani. Sabah kalk burası mutlaka ıslak görürsün. Tavan akıtıyor musun? Hayır. Ya hiç biz akıl etmiyoruz mu onu? Bir uğrarlar sana. Öyle bir şey değil gerçekten öyle. Hatta tahta ya ahşap evlerin zeminleri tahta olur o çıtırdı ses de gelirdi. O zaman sen kanka şunu diyorsun açık açık. Bana birinin gelmesi lazım direkt. Bana biri gelmezse. Ama yanlış ki bunun
şeye çıkana kadar... Doğru bir şey değil tabii. Doğru değil. Yani bizzat yaptım. Bana gelen olmadı yani burada ama... Bak diyorum ki zaten 3 tane. Ya diyorum hani biri için gelen birinin... Ya şu da varmış bak gözlemledim ben iyiymiş. Hı hı. Demesi lazım. Ya da yeni biri gelmesi lazım. Sıfırdan. Dur adam bir şey konuşuyor. Hani... Deli o bakma sen ona. Tamam bakma ben deliyim. Senin alakası bir şey yani. Ben deliyim. Yani. Geç ben deli. Geç üstüne alma ben geç deli deliyim. Deli Farhat. Ya tabii kafadan. Harbi deli. Ya benim... Onun demesi lazım yani. Öyle yani. Ben mesela ilk geldiğimde Dilara'yı beğendim. Dilara'ya yöneldim. Dansa kaldırdım. Çok yaralı bir kuşa yeltenmişiz. Evet. Yani şanssızlık mı diyeyim ya buna ne diyelim? Kanka birazcık izleyip gelmek lazımmış öyle söyleyeyim. Hmm. Bunu görmüş oldum ben burada gelen tüm adaylar için geçerli. Şanssızlık demeyelim ya. Ya yazık. Bu iyice kafayı yedi burada. Yürüyorum. Kalkıyor gidiyor ya. Yanımda bu var, bu var. Çebiye Tekirdağ gibi. Oğuz iyi misin Oğuz? İyi kanka. Ah be Oğuz'um. Ruhumu çağırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Geldiniz de beyleri toplayıp götüreceğim galiba Mert. Biz kız ya kıza kalacağız. Ya biz de kaçırdık. Evet, ihtiyacımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhlar aleminden ferru. Ya çok ya. Şeker olmuş sizler. Efendim bize bir de müsaade o zaman. Biz gidiyoruz. Ya. Ben dün de böyleydim. Bir rehavet çöktü. Niyeyse yoruldum herhalde. Benim canıma minnet. Keşke bir tane üniforma verseler de onunla gidip şimdi gelsem. Şimdi bu sen. Bize müsaade mi Öykü? Hadi güle güle. Şöyle bir parmak koysam edelim. Ruhlar aleminden ferru. Ya daha gördünüz mü Öykü Hanım? Buradaysam. Bizim bizden korkuyorum. Sen benimiz. Çok fena. Siz benden betersiniz. Bizi gördün mü? Bizi bozmayın. Hadi yallah. Hadi canım. Şimdi Erko dedik. Hadi bakalım hadi. Şey özelden yazıyorum aşkım. Ben çok seviyorum burada şey yapmadan. Ya aşkım kıyamam ya. Bana eşlik etmiş oldun. Ben şuradan yatarak size katılsam olur mu? Olur Öykü Hanım. Online. Bence anne yazsın. Yazsın şuraya alın. O tarafa mı dönelim? Nereye? Havuz başına mı gidiyorsunuz? Biz havuz başı keyfi yapacağız Öykü Hanım. Kapıyı da kapatalım Öykü Hanım. Ne ya? Gitmeniz gerekiyor galiba. Evinize gönderiyoruz. Öyle dediler. Ev bir şey söyleyeyim ev çok cansız. Bana yazdılar yetmez mi Görkem? Oraya gidelim. Evet. Tamam neyse biz öbür eve gidip biraz hareketlendirelim. Orası çünkü öyle gibi. Ha. Pijama partisine de geldikleri erkekleri şey. Erkekleri gönderelim dediler. Ben böyle uyuyorum. Önceden haber verseydiniz yaptırdım bir şeyler. Ya Görkem peki? Ben böyle uyuyorum. Yuhuyor. Kat pantolonla da uyuyorsa. Yani ileride birazcık daha düşünmen gerektiğini düşünüyorum arkadaşım. Kat pantolonla uyuyan bir kocam var. Ne diyor? Gizemli diyor. Kot pantolonla uyuyan bir kocam var birazcık daha düşün diye. Evet. Ne diyor bu? Onda dikkatimi çeken bir şeyler var. Yorgun olduğunu da sonradan söyledi. Hı hı. Sonra ama ben böyle birine yönelmek istemedim. Yani çünkü diğerlerinde de bir şey göremedim. Şimdi bir şey göremedim dediğim. Diğerlerinin de aslında tam ekrandan bir beğeni var ama hı hı. Aslında ilgimi çekmediğini anladım. Fark ettim. Ekranda beğeni var ama burada beğeni yok. Ha yani. Yani şimdi dışarıdan izlenenle buraya gidip yani. birebir konuşmak farklı oluyor. Birazcık aklın hala Dilara'da olabilir mi? Onun birazcık daha kendisinin gelmesini bekliyor olabilir misin? Açıkçası ben... Hani bir şans yani olabilir. Çok belki. İyi yerden vurdun kanka. Güzel yerden vurdun. Çok güzel vurdun, ortasından vurdun beni. Bu konuda kafam karışık benim yani buna ne cevap vereceğim. Aslında Dilara'yı beklemek... Ben birini beklemek istemiyorum. Hani... Yani kime artık uyuşursa değil mi kalbin, kafanın, aklın falan gibisine? Kime elektrik alırsa? Birini bekliyorum diye değil. Çünkü birini ne kadar bekleyeceğini de bilemez. Ben onun kararına bir kere saygı duydum. Hı hı. O defter... bilmiyorum ya. İşte ben de sana yani bir şey demiştim hatırlıyorsan bu muhabbetleri konuştuktan sonra. Tamamen geri çekme kendini. Yani ona böyle arkadaşça da olsa... Hı hı. Hala aklın ondaysa onu etkilemeye çalışacak bir şeyler yapabilirsin. Açıkçası ben etkilemeye çalışacak bir şeyler yapmam. Çünkü yani ben şu an kimseyi tanımak istemiyorum diyen birine. Hı hı. Ben bu arada arkadaşlar biz merhabamız, sohbetimiz oluyor küçük miktarlarda. Diloş neredesin? Rujumu tazeliyorum canım geliyorum. Ama yani... O bornozla ruj olsa ne olur acaba? Ekran insanı güzel görsün.
Biz de dün çıkışta bir Rümeysa ile aynı kulisteyiz biz malum. O zaman bir hani konuştuk. Daha doğrusu yani ben olayın şokundaydım Öykü Hanım. Hani Rümeysa ile bir tık daha yakındım biliyorsunuz hani burada ileriden. Dilara ile sonradan hani şey olduk. Ama ben ikisi arasında da hep ona da söylemiştim. Dedim ki yani Dilara'ya da söyledim. Yani vefa borcu gibi. Çünkü benim zor zamanlarımda Rümeysa çok yanımdaydı. Bu konuya ben dahil olmam. Çünkü bir görsel kanıt yok. Hani aynı savunduğumuz şeyi söyledim yani. Ama dedim Dilara'nın da bakış açısı buradan böyle bakınca doğru çıkıyor olarak söyledim. Yani hani kız onun açısından düşündüğümüzde şimdi siz böyle 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 yapıyorsunuz. Ne düşünebiliriz ki başkaya tarzı biz konuşuyorduk Rümeysa ile. Aman yani olur. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra tabii dün yüzüne bakamadım. Çünkü ben utandım ne yalan söyleyeyim. Yani gerçekten utandım. Yüzüne bakmadım yani. İşte of ne yapacağım ben gibi bir giriş yaptı zaten. Ben dedim ki Rümeysa gerçekten kusura bakma burada dedim bak en tarafsız olan sana karşı bendim. Genelde yorum yapmıyordum senin açından. Oğuzhan'dan yana emindim Öykü Hanım bu arada. Yani ondan yana bir şeylerin olduğuna çok net emindim. O yüzden hep ona yorum yapabiliyordum açık açık. Yani ama Rümeysa'dan yana hani biz konuşuyorduk çünkü Rümeysa ile arada denk geldik biz bir AVM'de falan. Oturdu yanıma hani anlattı olayları. Dedi ki hani o kadar çok asla işte ben istesem zaten olurdu bu algıyı Dilara yarattı. Aşkım kusura bakma da bana evet yazdı çok kez hani Oğuzhan için söylüyor. Yazdı ama işte benim ben hiçbir şekilde onunla o şekilde konuşmadım. Ya sana da böyle söyleyince baş başayken de baş başa söylüyor. Evet evet böyle söyleyince ben o yüzden bu kadar tarafsızdım Nihli burada kaldım. Galiba ondan sonra öyle olunca kuliste de devam etti bu konu. Tabii ki de buraya taşınınca hani burada konuşulunca aradan sonra. Orada da aynı şekilde kendini ifade ederken asla işte ben dedim ki Rümeysa kimse size nasıl olursunuz neden olursunuz demiyor. Burası zaten böyle bir platform değil mi? Yani ilişki kurmaya geldik. Yani burada aşkı memnun yaşamanıza gerek yok dedik. Açıklasanız biz zaten burada rahatsız olduğumuz konu biz ve dışarıdaki insanlar salak yerine konduğu için sinirleniyor. Ki bunun başrolü Dilara zaten. En baş Dilara salak yerine kondu onunla birlikte bizler de aynı şekilde salak yerine konuyoruz. Aşkım ben salak yerine falan koymuyorum ki olsa zaten söylerim. Şöyle böyle aynen açıklamalar böyle Öykü Hanım bana da şimdi yakın olarak bana en azından söyler diye ben. Hani çünkü ben gerçekten buradaki kimsenin sırrını taşımadım yani. Hepimiz bir şeyler paylaştık. Hiçbir zaman da dökmedim. Aynur'la kavga ettik ettiğimiz dönemde falan da ben hiçbir şekilde konuşmadım mesela. Ama söyler diye bekledim ona güvenerek. Yok yani çok reddedici konuşuyordu ve çok profesyonel yalancı demek istemiyorum ama çok profesyoneldi. Soğukkanlı, soğukkanlı. Çok soğukkanlıydı evet. Ondan sonra dünkü konuşmamızda yani, da aynı şekilde. Kan donduran o zaten. Değil mi? Yani... Kıskanmıyor musun abi? Evet. Nasıl hani sindiriyorsun birbirinizi bakıp da görüp de mesela. O kadar her gün her hani bir gün idare edersin, iki gün idare edersin. Yeter yani kardeşim dersin yani. Hoşlarına evet, gitti bence o bence. Onların hoşlarına gitti. Daha burada bazı kişilikler evet. Gerçekten böyle imkansızlığı sever. Bundan beslenir. Evet, var böyle kişilikler. Bu da o tarz yani. Bir şey mi acaba ya diye düşünmedim öyle, değil yani. Ya da şöyle evet, evli. Gizli gizli onu, beni seviyor egosu bunu, yapıyordu. Bu macera gibi gelir ona ya. Hani bu da o tarz bir şey mi acaba diye düşünmedim. Yani ben tercih yani. Ediliyorum. Kimsenin haberi yok ama beni tercih ediyor aslında. Şey şunu gördüm. Bilmiyorum. Orada Hazar duruyor. Aşağıda Oğuzhan. Keyif aldı. Böyle bir arada ondan keyif aldı. Evet. O öyle seviyor erkekler. Cile yapmaya çalışmış. Diyordu ki zamanında Oğuzhan'la Ozan arada kaldığında da evet. Ay çok arada kalıyorum falan bir hareketler bir kafam hep böyle. Hepiniz yapıyorsunuz kıskandırmayı kaç kere çağırdın sen de gittin canı çağırdın bilmem evet. Ne anladın mı? O oyunu anlıyorum tamam evet. Yani. Ama kimine ama... yiyor kimine yemiyor yani denersin şansını evet. Da. Gerçekten değer veriyorsa kıskanır tamam peki kıskandırma oyunun benim hiç anladığım bir şey değil yani çok saçma geliyor bana. Bana ama. Da çok saçma geliyor. Ama işliyor vallahi evet. İşlediği yer var. Evet, kimisi öyle değer anlıyor. Ha yani evet, kimisi de kaybedince değer anlıyor da. Ölçme biçimi olarak geçerliliği olabilir bilmiyorum yani. Çünkü işliyor abi, herif kıskanıyor. Geri dönüyor mesela yani. Evet. Bu arada erkekler rekabet olduğu zaman, yani çoğu erkek için... İşte anladım, hiç evet. Anlamadığım şeyler bunlar. Ben böyle birkaç tane deneyimde rekabet olunca daha çok kıskanıyorum.
Ben bu ev için konuşmuyorum. Bu evde hiç öyle bir şey yaşayamadım Erkan. Ben de değil gibi. Sen gerek yok. İlişkilerin cesaret gösteriyor. Sana da tırmalamayı öğretmişler. Açıklıyor galanda niye gelmiyorlar mesela. Bu kadar mı korkaksınız? Evet ya. Evet, oylama cesaret gösteriyor. E gelseydiniz. Dün de gelmediler. Korktular. Yani... Acaba 1 milyon ödeyecekler mi? O konuşma sıcağı sıcağına yapıldı. Mutlaka bunun bir aşamaları vardır. Kendiyle yüzleşmesi vardır. Bir de bu da var yani. Reddedilme korkusuyla bir çaba içine girmeyenler oldu burada. Hani yani bu kız beni reddederse kameralar önündeyiz ya rezil oluruz falan. Öyle bir şey geçiyor mu hiç içinden? Abi reddedilme korkusu değil. Ben dansa kaldırmışım. Yani direkt hiç böyle doğru düzgün bakmadan gitmişim dansa kaldırmışım. Kaldırdım. Ya tamam o sıra bilmiyordum mesela. Şimdi ama bir çizgi koydu, bir nokta koydu. O noktadan sonra şimdi acaba onun için savaşsam mı? Savaşırsam onu kazanabilir miyim? Kazanamazsam işte yanlış görünür müyüm ekranda? Hani rezil olur muyum falan diye düşünenler çok oldu bu evde. Öyle bir durum olabilir mi? Seni iten. Öyle bir şey düşünüyorsan düşünme. Burada yani şöyle söyleyeyim. Yorgun olduğunu söyleyen birine... bazen insanlar hani yorgun olduğunu belki bazen istemiyordur. Yorgun olduğum bir bahane oğlum, olabilir. Oğlum bu ne lan cenaze evi gibi. Bundan sonrası için gerçekten de... Gerçekten ya pijama partisi. Ne yaptınız oğlum? Ruhumu çektiniz evin. Aynen. Kanka öyle ama muhabbet gidiyor ya. İşte artık yani bundan sonrası için de ben Dilara'nın ya şunu hani normal. Şöyle bir yönelim pijama olursa... Olabilir Öyle diye tahmin ediyorum. Hani, nerede oğlum bu eski enerji? Ben Tava ile tanışmıştım. Niye evet, o bitti mi? Benim bir dansımız olmuştu. Bir ne yapacağız? Kırmızı odamız olmuştu. Şey, o beni çağırdı sonra ben onu çağırdım. Sonra ben gidiyorum zaten. Ya o an çok yorgundum. Ama ya Tava da iyiydi. Kanka ben bu arada dün hani şey konusu açtım ya onu burada da söyleyeyim. Bir tık iyi hissettirmişti. Hani ben orada biten üstünde hani Ferhat oraya oturuyorsa o bir kalkacak gidecek. Aklına gelmeyle. Muhabbet ediyorsa gülmeyecek. Anladın mı? O seninle alakalı bir durum değil. Orada Yeliz onun ağzından işte Ferhat kelimesi aldı ya. Ha. O da gizemli yakın diye dedi ya. Orada yani bat deseydi de aynı şekil bata da derdim ha, mesela. Yok. Yoksa orada sen gidip de böyle Hira'ya karşı böyle yakınlaşıyor musun algısı falan da yok. Aynen ben ona sadece... şey diyorum. Arkadaşlar sanmazsın ben şimdi gidip Hira'ya askıntılık. He ondan işte yapıyorum tam aslında. Yok yok zaten kimse yapıyorsun şey demiyor. Kimse öyle bir şey de algılamadı. Ben de öyle bir şey demedim. Ben bir eğlenceli bir şeyler bulup geliyorum. Sadece işte o Hira'nın ağzından çıktığı kelime için. Yoksa senlik yok. Hiç. Bak kim ne var? Salla boş ver. İtiraf etti Rümeysa kuliste. Yani şeyi itiraf etti daha doğrusu. Ben dedim ki Rümeysa artık gerçekten dedim bana bu tarz bari beni hala salak yap. Tamam saf bir insanımdır da o kadar da değil yani yerine göre dedim safımdır. Hani o kadar da artık yapıcı konuşmaya çalışma benimle rica ediyorum dedim yani. Çünkü ben gerçekten bu yapılandan sonra artık ben yani hani şey yapmak istemiyorum. Çantaya da bak. Teşekkür ederim. Bu konunun arasında kalmak istemiyorum ve dedim ki herkes her şeyi gördü. Biz sadece bunu bu kadar uzun süreçte değil de en başında hani yapsaydınız Burak diye gelmeyecekti falan dedim. Sonra en son işte artık dayanamadı. Yani hani ben bu kadar sıkıştırınca o da dedi ki yani ama böyle bir mimikle bu arada. Ya ama hoşlandım yani ara. Ne? Evet hoşlandım. Ay Allah'ım bak ya. Kabul et hanım ya. Dedi. Sen niye şaşırdın? Ya bu ya ama Öykü Hanım burada elin böyle yaptılar ya hani. Biz durup zaten ona Allah Allah diye ben şaşırıyorum. Ben yoktum da dün. Hala şoktayım. Bir de hoşlandım mı dedi. Yüzü de kızarmamıştır ha. Yani aşkım yüzü kızarsaydı bence, bu zamana kadar bu kadar kuliste demiş Rümeysa Hanım. Kuliste demiş Rümeysa Hanım. Sen de vardın. Hoşlandım diye Buse'ye demiş aynen. İşte kuliste. Aynen. Daha bir gün önce de senin karşında böyle yapıyordu. Ama savunduğu şey şu. Yemin ederim yok. Ama ayrılardı. Ama ayrılardı. Öyle bir buçuk takıntılı manyak. Dilara'ya da öyle söylüyor bu arada. Takıntılı manyak bu ya. Takıntılı bir buçuk ay olmuş. Neyin muhabbeti ayrı? Ayrılar bir buçuk aydır zaten. Ben de dedim ki bir buçuk aydır ayrı oldukları süreçten bahsetmiyoruz ki. Süre gelen olayları gözünüze serdi herkes. Açıkçası hani kimseyi tanımak istemiyorum mevzusundan sonra ben onun yanında evde pek görünmek pek yani yanına gitmek merhaba nasılsın hani nasılsın nasıl hissediyorsun dediğim zamanlar oldu. Ama onun haricinde atıyorum dünkü mevzu evet. İçin hani dün bayağı olay patladı artık sonucuna nihayet nerede ya. Mesela çıktığım zaman o an yanına gitmedim mesela. Ama çıktıktan eğer sonra beni seçerseniz aradım bu hani sene nasıl, kısmet orada 20 hani tane kız getireceğim. Yabancı olarak görüp de anlatmak istediğim bir şey varsa kardeşime hani, benimle konuşmak belki seni rahatlatıyordur.
Kızı kelime seçebilir miyiz? Benle konuşmak seni belki rahatlatıyordur. Anlatma istersen anlatırsın. Seçer Sims karakteri gibi. Sen seç ben getireceğim. Ha yeni bir SS geldi bana. Oğuzhan demiş ki sakın kendini eleme. Ha. Eletme o isteğini. Rümeyye Sahi'ye yazmış. Ya Oğuzhan zaten bu yarışmaya karşı gitme. Bir şey mi? Gitme. Gözünün önünde durdu yani. Evet. Burada göreyim. Tutucu. Ay çok kötü. Kanlı yani. Oğuzhan bir de ekranlarda sevdiği için. Ve hep aranda gitmek istemiyor yani. Yani sevebilir. Bireysel olarak devam edebilirlerdi. Evet. Gittiği yere kadar ya gider mi gitme. Gidebilirdi ama, de bilmiyorum. Alacakları eleştirilere de hiçbir şekilde ağlamayacaklar o zaman. Evet. Çünkü bunu yapma hakkını bize onlar verdi. Yani biz burada konuşacağız da ben olumsuz tabii ki de eleştiri yapacağım. Çünkü olumlu hiçbir tutulur yanı yok. Yani var mı? Yok. Ay sevdiler yok. Gibi polyanlıcılık oynayamayacağım yok. Burada. Başta zaten. Yani, bak şu kızlar muhabbetinde söyleyeyim. Yani bu şu anda gerçekten sunucu ya da başka bir yapımı temsilen bir şeyim yok. Yani gerçekten sohbet için geldim. Evet bir yapım olarak, kurum olarak bizim burada bu tarafları rencide etmeyecek kişisel ne bileyim işte kişisel haklarına girilecek bir pozisyona bırakmayacak yani işte onları hedef göstermeyecek gibi bizim sorumluluklarımız var. Ama bu sorumlulukları asgari derecede tutmak mecburiyetindeyim yani herhangi bir yorum yaptığını ama bu da değil yani hani falan da değil benden bu da beklenemez. Ben de yapamam, içimden gelmez yani. Dilara'ya da söyledim. Dilara biz çok kez... Ya bak hadi bizi geçiyorum ama Öykü Hanım gözünün içine bakıyordu dedim. Ben çünkü her kritikte sizi izliyorum yani mimiklerinizi falan. Gözünün içine bir bakıp bir şeyleri anlatmaya çok kez çalıştınız Öykü Hanım. Hepinize yapıyorum ama. Aa evet. Yani ama görmedi. Hepinize gözü kapandı yapıyorum. Yani. Bizi de zaten evet, şey yapıyordu. Ben bir süre sonra işte Oğuzhan'ın ağzında sürekli arkadaşlarının gazına geliyorsun lafını duyunca dedim ki burada yanacak ben olacağım belli. Çünkü burada doğruları söyleyeni biliyorsunuz yakıyorlar. Ben de Dilara'ya dedim ki Dilara ben bir daha konumuza girmek istemiyorum. Seni üzdüğü yerde tabii ki yine savunurum. Hayır, ama senin girmeni şöyle yani. Engelledi zaten. Busmer Dilhan'a döndü mesela. Evet. Doğru. Anladın mı? Orada seni Dilhan'a zaten kesti. Sen de orada girmeye devam etsen rekabetle giriyormuşsun gibi olacaksın. Tuhaf bir yerden evet, yakalanacaktınız. Yani. Çift olarak yakalanacaktınız. Çok iyi manipülatör ya. Evet. Yani. İkizim de konuşmuyor iki dakika içerisinde. Diyor ki Dilara sen buna nasıl katlandın? İki dakika içinde beni manipüle ettin. Ha, bak o katlandın diyor ama sana şey geliyor. Aa doğru söylüyor ya ben yanlış anlamışım oluyorsun. Sen ilişkinin evet, içinde evet. Böyle yaşıyorsun. Evet. Hello. Hello. Selamünaleyküm. Oyun malzemeleri mi arıyorsun? Kaçadı. Kayboldum. Niye? Evde. Niye kayboldun? Yandım, labirentte kaldım. Çabuklar zor, deniyorum. Zor biraz. Survivor yaşadım dedi kendi olsun. Alışırsın. Ne yapalım? Dışarı biz bir gidelim. O zaman konuşalım. Hadi şey oynayalım. Bahisli zar oynayalım. Aa saklanma çık ya. Saklanma çıkıyorum. Körebe oynuyorduk. Ben buraya hiç gelmedim daha önce. Getirdim işte seni gezdirmeye. Evine gezdiririz tamam. Evine gezdiriyoruz. Ya ama belki çok erkendi. Ne çok erkendi? Evine gelmem için. Nasıl çok erkendi? Çok yani? Erkendi. Ne o erken olan ya? Gelmemeliydi. Pantolonun altı var da şu an. Niye gelmeyecektin? Gelmeyecektim. Niye? Beni gönderdiler. Niye? Rahatsız mısın buraya gelmekten, benimle konuşmaktan? Dalga geçiyorum. Dalga geçme. Ama dalga geçiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Alışabildin mi? He? Sana daha çok alıştım. Ben mesela yemekhanede falan görüyordum. İster istemez hani yan yana geliyoruz tabii, orada. Tabii. Hani ister istemez böyle öyle bir anlatıyor ki ben bile şey diyordum ki hani Görkem'in bildiği evet. Şeyler olmasına rağmen ben bile diyordum ki acaba hani Görkem mi abartıyor? Hani Hazar'la falan görüştüğünü biliyorduk ya Öykü Hanım. Ama onlara da kızdım. Bildiğiniz şeyler var. Niye gidip paylaşmıyorsun? Hadi buraya getir. Söyledik Öykü Hanım. Biz Dilara'ya Görkem'de ben de yani şeyi hani böyle bir şey kesim var. Hani Rümeysa'yla Oğuzhan arasında ben kesin. Ben koşa koşa gider söylerim yani. Söyledik toplantı günü zaten o şey Berk'in ilk söylediğini ben Dilara'ya söyledim. Kesin dedim konuşuyorlar. Hatta dedim Görkem dedim gördüm ben konuşmaları de. Hani de benim adımı ver dedi. Bak o zaman ona bile inanmıyordum. Ta ki son 3 saat kala kapım bastı ya ondan sonra ben de şey oldu dedim tamam bu gerçek yani. Herkesin dediği gerçek. Yine bir şey hani
eve geldiğimiz zaman yine saygılı bir şekilde bitirecektim. Yine hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Belki o da Rümeysa'ya yönelecekti. Ama son 3 saat kala evimi basıp Dilara seninle barışmak istiyorum. Ondan sonra fanın bana gelen ifşasından sonra dedim ki yok. Ya ben iyi ki de... yani 3 saat önce kapıya dayandığı gördüğümde dedim ki yani bu kadar da hani etkileşim için bir ilişkinin peşine koşuyordu belli etme. Bildiğimiz kadarıyla değerlendiriyoruz. Ben tamamen seyirci tarafındayım. Yani açıp da sorup da öğreneceğim bir şey yok. Baktığım zaman ya dedim 3 saat kala da yani bu kadar da hani etkileşim. Bari 3 gün falan yapsaydın. Ay, Dilhan hevesine bu kadar da yapmasam mı acaba dedim. Evet. Bari program başlasın bir böyle bir hafta geçsin. Ama Beyza da olan bir adam dayanamadım özledim yani ya. Dilhan ayrılmadan ben bir işte toparlayayım şey yani. Artık şey etkili. Seni bir kenara çeksin bir konuşsun bir şey yani olmuyor yapamıyoruz da bilmem ne falan. İşte barışın orada bu o hep evet, haklı. Evet. Allah orada bile demiş ya alnından öpeceğim. Hala mı manipüle etmeye çalışıyor? Yani sevdiği şeylerle vurmaya çalışıyor. Evet, evet, evet. Bir adammış yani. Duygularını suistimal etmek işte. Bu. Evet. Bir de kızlar diyelim ki değil. Yani bunu artık hepimiz biliyoruz. Dilara ile Oğuzhan ayrıyken konuşmuş olsunlar. Bu yanlış bir şey değilse burada inkar evet, etmezlerdi. Evet onu diyecektim. Niye gelir inkar ederlerdi? Biz konuştuk ama siz ayrıyken. Bitti gitti. Yalanları tek tek ortaya çıktı zaten. Önce dediler ki araşmıyoruz. Sonra araştıkları ortaya çıkıyor. Beyza çok üstüne geliyor. Çok doğal değil mi? Çünkü niye biliyor musun? Beyza Gizem'in en yakın arkadaşı. Gizem'le benim olmamı istediği için şu an caydırıcılık yapıyor. Ben de onun üstüne giderdim. Ben gitmiyorum. İnsanlar iyi anlaşmaya çalışıyorum yeni tanıştığım için. Tabii ki sen şu an karakterini gösteriyorsun. Daha böyle tartışmacı olmamaya çalışıyorsun ama bir noktadan sonra ne kadar susarsan o kadar daha üstüne geliniyor bu evde. Ben onu fark ettim geçmişte. Susacağın bir şey yok yani. Ben şu an artık Beyza'yla bir sıkıntım yok. Beyza'yı seviyorum ama sana karşı bir hareket yaparsa sen de cevabını vermezsin. Ya bir de saçma sapan. Hadi bu konudan olsa neyse. Bir dakika laf etti. Neyine laf etti? Konuşma tarzıma laf etti. Böyle böyle konuşuyormuşum. Olabilirim. Tabii sen biraz aşk kuşkusun. Dalga geçilmez. Geçilmez tabii canım. Niye dalga geçeceğiz? Dudaklarımın büyüklüğüne laf etti. Bence senin güzel. Senin de dudakların büyük. Bence evet. Gayet hoş duruyor. Bence de. Değil mi? İstersen 10 cc yaptırırım. Tabii ki. Ya. Kaç cc istersen. İstersen burnuma değdiririm. İstersen istediğin kadar yapabilirsin yani. Evet. Buradaki kavgaları sanki böyle biraz erkeklerle kavgasını hiç oralara o payeyi vermeyelim de yani. Şey, yalnız Oğuzhan'ın sesi çıkmadıkça hiç erkekler kavga etmedi. Kızlar bir şey diyeceğim. Oğuzhan, Rümeysa olan sinirini erkeklerden sürekli çıkarmış bu evde bence. Öyle mi diyorsun? Evet. İşte bana da öyle geliyor. Sanki birinin acısını böyle bu şekilde atmış gibi artık. Yani hani diyoruz ya nasıl sindirdin, nasıl gözünün önünde yaşanmasına izin verdin. Yok be, ben dışarıya o. Yok öyle, ben abisiyle konuşmam. Şu anda ki Oğuzhan çok sakin normalde. Programda izleyince Oğuzhan'ı tanıyamıyorum diyor. Öykü Hanım ki normalde söylendiğinde saldıracak adam olsun. Abisi de ayrı bir olay zaten. Günlerce sesi çıkmadı ya. Hala kamera var, hala konuşuyor. Yani abisin konuştuğu şeyler de yani dünya saçmasıydı. Yani çift taraflı olarak siz buradasınız. Niye başkaları giriyor konuya? Sizin konularınızda niye başkaları konuşarak bunun üzerinden herhangi bir şekilde etkileşim alıyor? Bana çok manasız. Peki şu an neredeler? Yani ben bilmiyorum. Kesin bilmiyorum. Haber alınmıyor. Haber alınmıyor. Yani Oğuzhan'ın geliyor olduğuna dair bir haber aldım galiba. O geliyor olabilirmiş. Rümeysa gelmiş. Rümeysa'dan haber yok galiba. 500 bini biriktirmeye çalışıyorlar. Bence gelmiş. Başka bir sevgilisine yazmıştır, para istemiştir. Dilara'nın barıştırmıştır. Ne? Ya onu da konduramadım. Mesela çok şaşırdım. Yani hiç burada gerçekten bu evde güven kavramını kaybettim ben. Yani ya da nerede nasıl güvenmem gerektiğini öğrendim. Tam tersi aslında tecrübe oluyor. Gerçekten Rümeysa en konduramayacağım insanlardan biriydi bu tarz durumlarda. Hani o 2-3 kişi arasında şey dokunmam. O muhabbetlerden bahsediyorum. Kim şey dokunmam şaşırdım. Ama şunu bir kez daha öğrendik ki kızlar. Bir insan bir şeyi çok konuşuyorsa gerçekten o konuda evet. Eksikmiş. Ben bunu hep söylüyorum. Hep yargıladı Rümeysa mesela burada bizi işte. Çok yakın doğru. Sürekli değiştirerek anlatıyor. Çok fazla temas ediyorsunuz. Bilmem ne sen yapamam. Yani gördük neler yaptın. İşte insan böyle söylüyor anladın mı? Böyle diyor yani. Barın şu tahtaya kadar çıkmak yok bir kademe. Bayağı. O da kaçarken düşmediği ayağını mayanı koydu. Tehlikeli yerlere gidersem haber ver. Merdivenin bir basamak. Tamam.
Tamam. Kanka, gözünü kadar kapatıp dön, üç dur. Yok tamam. Sen abi, gel kanka, alsak, ben döndüm işte. Beraber... Sen ortaya geç. Bir, iki... Bekleyin, herkes bir olduğu yerde dursun. Tamam, tamam. Olduğu yerde dursun. Bak, ağladım. Yemin ediyorum ağladım. Yoksa ben kulağımı veriyorum. Tamam kanka, tekrardan da yapmayacaksın. Tamam. Yapmayın abi tamam. Ya. Ne zamandır ben böyleyim? Çok iyi. Bayağı zamandır böylesin sen. Ferhat anlasaydı derken de Ferhat kaçıyor buralarda. Sen oy Furkan'ın abi. Fal mı basacaksın? Bakan varsa bak. Ben keşke falan. Ben bazen sadece. Baksana be güzel. Nihlecim anlat bakayım. Ben de bazen. Kankalık şeyi de zordur. Zor. Satışı da zordur yani. Yok. Sevgililik kadar intihar yani. Evet. Çünkü arkasında her durursun. Ve ki sen burada çok fazla hiçbir şey karışmayı tercih etmiyorsun haliyle. Onun vesilesiyle olaylara dahil oldun ve arkasında durunca tepki de gördün. Ben onu hep savundum. Size de hatta onu savunurken şey yaptık. Normalde ben sevmem hani öyle bir şeye gireyim, tartışmaya Atla. Gireyim falan ama. Dilek dileyen ama. Öykü Hanım var bu arada. Öykü Hanım var bu arada ya. Ben hissederim. Ne var ya? Öykü Hanım sana anlatırım size ya. Benim benim bir yak. Yani siz istemeyebilirsiniz. Aa bayağı ben böyle ki. Benim... Ben zor kısmet çıktı. Öykü Hanım. Gösterim. İngiltere'deler onlar da ha. Gelecekler yazın. Size hayran biraz. Bana diyor bir şey göndersen falan verir misin? Ben de bir fanı olarak yollayacaksan vereyim. Başka bir sürü de kadına ne diyeceğim? Dur. Ne? Dur Nihle ile konuşuyorum. Evet. Dur. Ha. Öyle yani işte. Çünkü benim en çok üzüldüğüm şeylerden biri arkadaşlarım bana kazık evet. Atarsa çok üzülürüm. Ben de bunu en son lisede yaşamıştım. Ve geri dönemiyorum tekrar yok, arkadaşlar yani. Devam edemem. Ben yani. De imkansız yani bu da bir çok sindiremiyorum büyük bir şey. Yani. Hemen keserim. Yok bu çok büyük bir şey zaten bunun geri dönüşü olmaz. Hiçbir bir şey görmedin mesela. Aşkım uzaklaştırdılar zaten kızı evet, son dönemlerde ya. Evet zaten sen kendi hayır. Uzaklaşmak istedin bence. Aynen ben onu hissediyordum. Oğuz'a baş başa şeyi. Kalıyordu. Olaylardan da dışında hı-hı. Kalıyordu. Ben anlıyordum biraz da hissediyorsun. Yani onunla daha çok böyle konuştuğunu hı. Bir şeyleri. Bazen böyle bilmediğim şeyleri konuştuklarını hani yanımda da çünkü hissediyordum. He sakladıklarını. Ama, aynen ha. Onlar biliyormuş çünkü hani Aynur da her şeyi biliyormuş. Aynur da evet. Aynur da her şeyi biliyormuş. Ben bilmiyordum. Çok az buçuk anlıyordum hani hissediyordum bunu. Ona göre uzaklaşmıştım zaten ama yine böyle şey düşüncesindeyim. Hani yakın arkadaşım hani güvenebilirim ona. Bir de gerçekten bu senin dediği gibi ben de hiç yakıştıramıyordum öyle. Çünkü benim gördüğüm çok farklı bir karakter. Değil mi? Evet, çok farklı evet. Bir kişiydi. Evet. Ha bak o zaman. Seninki uyuyor. Ya ana ya. Of, Nilo'ya ya. Hiçbir şey yok üzerimde. Yani kuzulu pijamam var. Kalk bakayım. Gerçekten kısa falan da değil bu arada yani. Evet normal. Dans ederken de hiçbir hareketimi gördünüz mü? Normal dans ettim. Konuşmak istemediğini söyledi kelebekte ve daha dün salıncakta şey konuştuk. O gelin kendince açıklaması şu. İşte zaten sen onun yüzünün düştüğünü görmüşsün. Buna rağmen dansa devam et. Hayır. Takıldığı şey o. Girerken takıldığı o benim yani. Benim yanımda kim vardı? Yüzünün düştüğünü görünce arkaya gittim. Hira sen ben vardın gördüm. Tamam giymişsin gelmişsin bir şey demedim de hani yani dans ediyorsun. Gördün, hayır, gördün suratımı hala aynı hareketleri yapıyorsun. Ne takılmıştı. Hayır Öykü Hanım ben onun yüzünü girerken duydum gördüğüm çünkü. Zaman gittim arkaya mutfağa gittim. Hira vardı. Hira bir şey söyler misin? Direkt Oğuz'un dedik o niye öyle dedi. Dur o zaman ben gideyim evet. Dedi gitti. Ben onun yüzünün düştüğünü görsem bu zamana kadar hiçbir zaman biraz yapmadı. Sonra bahane bence o size bahane konuştular. Yapmış. Ben onun yanına gittim. Arkadaydı. Abim de oraya da konuştuk.
Ona da dedim, dün salıncakta biz konuştuk. Ben bir olay olduğu zaman, sinirlendiğim zaman açmıyorum onu telefonlarımı mesela. Ya da ilk diyorum ki konuşmak istemiyorum diyorum, kapatıyorum bir daha açmıyorum. Ya böyle bir şey yaşadık bir kere. Bana dedi ki bunu yapma dedi. Bu karşıdaki kişiye saygısızlık dedi. Şimdi bana günaydın konuşmak istemiyorum deyip gitti. Aynı şey, aynı mantık. Başka bir şey mi kızdı acaba? Ya sadece bu olmamalı bence bilmiyorum, de. Bilmiyorum, gittim yanına. Ama neyse ki biz aşmışız, bugün anladım. Şunu çıkarırken tabii, ne tabii olabileceğini düşünüyordum ki sonra burada dedi ki çıkar ya. Deyince ben böyle şok. Neyse iyi törpüleniyor vallahi. Çok emek verdi belki. Evet ama gerçekten yani çok emek şey verdi. Ama yani o da aşk da olmasa, sevgi de olmasa yani ne takacak? Ya tabii takacak o da bir adam da değil yani şimdi onun evet, da. Evet değil. Onun da tamam, ve artık sana güven duygusu da tamamlandı ya aşkım. Yok ya ben burada çok şey öğrendim. Ben gerçekten ona dedim ki sen öğrendim. Gelmezsen kendimi yok izledikçe. Dedim. Burada hala gelmedi demek ki. Nasıl yok ya? Bundan yok. Ya saçmalamayın ya. Ama ben bence bak senin birazcık böyle hayır şey, Nihle sen de çok yanına şeysin. O yapmıyorsa ben çok de yapmayacağım. O yapmıyorsa... Ya ne olacak? Sen yanında dursan zaten. Evet. Aşkım evet, sen böyle anlamışsın ama şöyle sen böyle dese bitecek. Hayır, hep ben yapıyorum. Nasıl hep sen yapıyorsun? Hayır canım. Gizem erkekler evine. Oğuzun da hakkını yeme. Yani buraya var mı Gizem'e söyleyeceğiniz bir şey? Buraya da çok ait değildim. Hazır geceliği giymiş. Şimdi aklında mesela düşün. Hazır böyle kartı. Ya bir dur ya. Ya bir yazdınız. Ya hemen işi de cilve de kadın ya. Ay evet ya. Bir dur. Ölken kaç hafta oldu? Ya of. Ya tamam hayatımda bir şey diyeceğim. Şimdi Damla orada. Şurada oturduğun yerde insan bir... Ha, bir şöyle boy gösterir. Ha, bu, şey buna, buna özgüven diyoruz o zaman. Zaten şey hani bana benzediğini i̇nsan, falan iddia etti Öykü Hanım. Hani... İnsan kafasına takılır yani şimdi kız orada gitti, ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar. Berke'yle mi konuşuyorlar bu arada? Birazcık ben şeyi fark ettim. Çok dikkat etmiş Berke. Damla'ya dövmeler mövmeler. Böyle dövmemi çok beğenmişti bu arada anılar. Yani bakalım. Size. Ben Gizem Cabbar. Ay Cabbar falan değilim. Ben Gizem Çakal. Berke'nin de yüzü gülüyor. Berke'de bir gevreklik görüyorum. Evet dedim ya ben de gördüm sabah. Bilmiyorum. O yerinde gözlük boşa sallanmaz. Hani böyle bir kaykılmış falan. Berke çok rahat görünüyor ya. Dilara anlat bence. Yani. Memnun halinden Berke... sanki. Bence de memnun. Gizem ne nasıl gitsin oraya mesela? Sence hangi ruh haliyle gider? Bak kalktı yanından hadi koş. Aa. Seni çağırdılar ya. Güzel. Ay ne yapıyor? Nasıl yani? Ufak temaslar falan kaldı. Ne bu? İş ve cilve değil. Şimdi Berke soğudu bu hareketten. Ne yapsın şimdi Gizem? Bence yani... Git rahatsız. Şöyle bir şey var. Normal bir şekilde oturur. Hayır yani, aralarına girmesin. Ama çok ya, da tabii açıkçası de bilmiyorum. Çok da rakip olarak görebileceğim birisi değil. Ama tabii ki de bu duygu, bu hissiyat. Berke de bir tık böyle sanki yeni bir insan olduğu için ve buradan kimseyle şiplenmediği için daha önce. Bence Berke onu da sevdi. Ama hikaye var ya dışarıda sevindi, onun için söylüyor. Bir de o da var. Ben bir adım, bana bir adım gelene ben 10 adım atarım demiyorum artık ben bu evde. Seninle biz çok fazla uzun zaman konuştuk. Senin yerin ayrı benim için her zaman. Bunu biliyorsun zaten. Allah razı olsun. Senin yerin ayrı mı? Olsun. Senin yerin ayrı ama dedi. De kulları pek razı olmuyor bazen. Evet. İşte yani ben her durumu eşit yaşamak istiyorum artık bu evde. Her durumu eşit yaşamak istiyorum derken? Yani ben ne kadar değer veriyorsam o kadar değer görmek istiyorum. Zaten böyle olmalı. Böyle olmuyor bazen işte. Öyle olacak deyip öyle olmuyorsa böyle olmayacak o evet zaman. Anladın mı yani? Anladım da bunun benim konularımla ne alakası benim var? Benim beklentilerimi söylüyorum sana bir ilişkiyle alakalı. Hmm, anlıyorum ben seni. Anladın mı? Belki yani ben seni çok iyi anlıyorum ya. Gereksiz bir şekilde anlıyorum ben seni bayağı. Ben güzel ifade ediyorum çünkü. Yok ben... Bir de mesela misal veriyorum. Misal veriyorum da bir önceki, daha önceki ilişkilerimden edindiğim tecrübeyle yaptığım bir sürprizi ben beğenilmemezlik yapıldığı zaman artık çileden çıkıyorum. Ay canım benim ya. Sen nasıl sürprizlerini beğenmiyorlar? Yani çok konuştum yani konuları şimdi. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani... Evet konuşmaya öyle gerek yok. Çok ben, beni ilgilendirmiyor evet, evet geçmişi. Ben şu evet an Gizem'i söylememin şeyi şu anda sürekli olarak şey yapılması. O durum tamam okey şu anda belki bunu alttan alabilirim. Çok yeni tanışıyoruz diye alabilirim ama böyle bir zaman sonra almam. Evet. Böyle bir konuda asla olmak istemem. Ondan ben zaten kimseyi vermiyorsun böyle bir konuma sokmak istemem. Ben tamam, öyle bir insan değilim. Ona göre davranıyorum. Bana yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapmam.
Ben asla iki seçenek arasında kalınmış o iki erkekten biri olmak istemem. Karşımdaki kadınların da iki seçenek olmasını istemem. Yani şu an evet başkasına da yönelebilirdim ben. İkiniz de aynı anda tanımak isteyebilirdim. Tabii ki. Ben de o şekilde. Ben mesela buraya yeni erkek aday gelindiğinde dansa kaldırılma olayları oluyor. Görmeyeyim yani. O kadar. Ne demek görmeyeyim? Belki. Sen bilirsin işte anladın mı? Aa, laflara bak laflara. Öyle bir şey yok. Öyle bir beklenti içerisine girmeyeceksin. Neden girmeyeceksin? Kendine yapamazsın. Ne yani? Yeni adaya gelirse dansa kalkar mısın seni kaldırsa? Kalkarım. Neden kalkarım? Şu an kalkarım. Tamam şu an okey. Flört. Ama şimdi sen Gizem'le eğer arada kalırsan olmaz diyorsun. Bir şey anlatıyorum. Belki çok ciddi oldu. Azıcık ortamı yumuşatmak istedim. Tamam, tamam bakma çoraplarıma. Ciddi bir şey konuşur. Sen tamam, gelip bana işte... Tamam bakma çoraplarıma tamam. Allah'ın yanına sakın gitme. Tamam bak koltukta otur. Selam ha biraz otur. Sıradaki merhaba ben. Selam. Verme ya. Verme. Gitti beni buraya gönderdiler de. Yer sohbetinin sonuymuşuz. Baksana hadi Allah'a kalkmıyorsun. Hadi git. Hadi sen de git. Gel. Kısa giymedim, kısa değil. Hiçbir dekoltem bile yok. Yok bu arada gerçekten. Değil mi? Hayatım gösterişli kadınsın, ne yapsın kıskanıyor. Aynen, baksana fiziğe. Değil, suratı sıkmış mevzusundan girsen boş ver, hiç kısa değil'e girme. Yoksa kısa görür. Evet. Minnoş ya. Ne yapıyorum, kapatıyor muyum, bakacak mısınız ya? Gizem bakıyor. İlayda. Sayın ben bakar. Ben başka zaman bakarım Öykü Hanım'a. Hiç yeteneğim yok. Ya baksana bir de Akrep Burcu'yum diye herkesin olsun. Sorduğu şey sen kesin çok güzel fal bakıyorsundur oluyor ama asla yani uyduramaz bile. Kısmet olur evinde. Bizim. Haydi bakalım kısmetimize. Kısmetse halin çıksa falan mıydı öyle mi? Kısmetse halin çıksa. Ha. Belki zaman geçmiyor. Nerede geçmiyor? Burada mı? Burada geçiyor. Her evinde. Buraya gel o zaman. Oyun oynarız burada beraber. Masaj yaparsın bana. Hayır. Sen bana hem masaj. Ama oyun oynarız. Masaj? Masaj? Yapıyor mu? Yapar mısın ne bana masajı? Masaj? Sırt ne masajı olacak ya? Neden öyle diyorsun? El masajı var, kol masajı var, bacak masajı var, evet. Kafa masajı var. Evet. Bir sürü masaj var. Sırt. Sırt. Sırtımı çiğneyim. Çiğneyerek masaj yapılıyor sadece. Ellerin yok mu senin? Öyle diyorsun ama benim gücüm yetmez ki. Dirseğinle yaparsın o zaman. Yoğurursun. Peki ben kendimi öyle hayal ediyorum. Ya dümdüz geleceksin masaj yapacaksın ya. Tamam tamam. Ben de sana yaparım. Bakım günü yüz maskesi yaparız. Tamam tamam sen bana göster ben... Sen bana gösterirsen eğer, bana öğretirsen ben yapabilirim. Ben kimin masaj yapmadım hiç. Ya saygı duyuyorum. Yok zorunda değilsin bu arada. Sadece soruyorum yani. Yapmazsan yapmazsın. Yok aktivite yapmak hoşuma gider. Ne? Aktivite yapmak hoşuma gider. Tabii ki işte her gün. Her gün bir şeyler ayarlayacağım ben. O zaman siz sohbete devam edin. Ben kalkayım. Zahmet olmasın. Otur dediğin kişiye zahmet olmasın deme. Tamam. Otur, üçümüz sohbet edelim dedin. Oturdum, sohbet ettik ismimi geçirdiğin için. Şimdi zahmet olmasın gibi yüksek yukarılardan konuşma. Sana söylenen o kötü ithamlar var ya rahatsız olduğu Twitter'da falan söylenen. Bunu onayladın sen bu hareketle. Kestirip ben mi açıyorum kestirip? Sen bana dün ne dedin? Umurunda değilim Nile. Umurunda aynen değilim. Aynen o zaman değilsin. Hayır hayır öyle bir dünya yok. Bir önceki ilişkin ve bu evin içinde yaşadıkların geliyor. Bunlar var kafamda. Rahatsız ediyor seni farkında. Yani herkesin kafasını kurcalar. Sen benim Türkçemi net bir şekilde... Sıkıntı olsa ben anlar, şey yaparım, sorarım. Oo, senin kafan çok dalgın Ferhat. Fark etme, zaten aslında biz tanışmalarına falan girmeyeceğiz. Onun için sıkıntı yok. Burada Kaan'ım oturuyor. Ne fark eder? Kaan'ım oturuyor. Beyza ne fark eder? Tamam sola oturayım. Hay Kaan'ım otursun oraya. Selamünaleyküm. Selam veriyor bir de yani utanmadan. Utanmaz Arlan pişkin pişkin ya. Uymadığı zaman kıyafetlerime. Mesela bu benim kıyafetime uymadığı zaman bunu da çıkartacağım. Şu an lütfen konuyu uzatmayalım. Lütfen takılarım. Bir daha hiçbir zaman çıkmayacak aşkım.
Hiçbiri çıkmayacak, tamam mı? İnsanlara kendi yaşadıklarımı bildiğim için yaşayan insanlara da yardımcı olmak istiyorum. Çünkü... Çok iyi adamsın Moruk. Hazır olduğunda doğru insan hayatına gelir. Sınav olarak gelir, ödül olarak gelir. Ne olduğunu sen yaşadıktan sonra ya da yaşarken anlarsın. Her şeyime müdahale ediyor. Ben konuşmadığım zaman, yorum yapmadığım zaman niye yüzünü ısırtıyor? Ben bir konu hakkında konuştuğum zaman sana mı kaldı diyor. Gala geçirdin, dün burada değildin, elin yaralı. Arada biz Rümeysa'yla konuştuğumuz zaman beni... Yani geçmişimdeki ilişkiden sonra böyle bir anlayış, beni anlayan bir insan gördüğüm için çok mutlu olmuştum.